Er Meydanı programını sunar. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Er Meydanı ile karşınızdayız. Hafta içi her gün saatler 21'i gösterdiğinde canlı yayınla Er Meydanı bugün de başladı. Ve biliyorsunuz son 2024-31 Mart yerel seçimlerine 15 gün kalırken bizler de stüdyoda canlı yayında sevgili izleyiciler konukları, önemli misafirleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Veli Ağbaba. Hoş geldiniz Sayın Ağbaba. Hoş bulduk Fatih Bey. Teşekkür ederim. Yine bizimle birlikte bu akşam her hafta olduğu gibi, her akşam olduğu gibi sevgili gazeteci dostlarımız Mahir Temur ve Hülya Kaya da bu programda, bu yayında bizlere eşlik edecekler. Ve 2 saatlik süremiz dedik ama tabii Veli Ağbaba'yı uzunca bir süredir ki ekranlarda görünce daha uzun da süremiz olabilir. Ucu açık 2 saat dedik ama belki 3 saati bulabiliriz bu akşam. Malatya'yı konuşacağız. Malatya'da nasıl ayağa kalkacak Malatya? Malatya'da sorunlar neler? Vatandaşı geziyor, hiç içeri girmedi. Sürekli genel seçim, yerel seçim, yıllardır Malatya'da gördüğümüz siyasi aktörlerden en başta gelen, en önde gelen isimlerden biri Veli Ağbaba. Dolayısıyla onun da derdi Malatya, bizim de derdimiz Malatya, sizin de derdiniz Malatya. Bu Malatya nasıl ayağa kalkar, nasıl toparlar? Tamamen bugün bunun üzerine konuşacağız. Tabii süremiz de ister istemez yetmeyebilir. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Bu yoğun seçim kampanyaları, propaganda süreci içerisinde bizlere zaman ayırdığınız için, bu yayına geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim, ben de sağ olun davet ettiğiniz için. Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan mesajınızla programa başlayabiliriz Sayın Ağabey. Ben hep çay ocaklarında sahada kullandığım şeyi söyleyeyim. Birincisi, Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Amin. Allah herkesin niyetlerini de kabul etsin diyorum. Amin, eyvallah. Şimdi daha önceki konuklarımızla sürekli bir formatımız var. İlk 5 dakika konuğumuzun sözünü kesmiyoruz. Ve daha çok neden aday oldu, niye aday oldu, bunu konuşuyoruz. Tabii sizin uzunca dönem zaten Malatya'ya bir ciddi anlamda hizmetiniz var. Vekil olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onun da ötesinde bir ailenizin çok önemli bir şirketi var. Malatya'dan eski ailelerinden bir tanesi. Sosyal projeler konusunda, yardımlaşma konusunda zaten hani Ağbaba'yı ve Ağbaba soy ismini herkes biliyor. Şimdi bunların ötesinde bir de vekilken dediniz ki ben Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olayım. Nereden çıktı? Nasıl gelişti? Bir vekil durduk yere niye bir daha belediye başkanı olmak istesin? Bunların cevabını alarak başlayalım programa. Çok teşekkür ederim. Aslında ben bir talep açarak öncelikle bir belediye başkanı olmadım. Evet. Şunu ifade edeyim. Ben milletvekiliyim. Siz de izliyorsunuz. Partide önemli bir görevim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla benim için burası bir üst kademeye yükselme değil, bir yükün altına girmedir. Onu herkesin bilmesini isterim. Evet. Yani Ankara'da milletvekili rahat yapılıyor. İyi bir milletvekili yapıyorum. Tanınan bir siyasetçiyim. Hem Malatya milletvekilleri açısından hem de Türkiye siyaseti açısından, hem partimiz açısından hem de Türkiye açısından tanınan bir siyasetçiyim. Dolayısıyla ben bir üst makama gelmiyorum, bir yükün altına giriyorum. Öncelikle onu ifade edeyim. Veli Ağbaba neden aday oldu? Bu aslında benim talebim değil. Şöyle ki, seçimlerden önce biliyorsunuz anketler yapılıyor. Kim aday olsun diye yapılıyor. Evet. Partiler yapıyor. Bir de çeşitli kamuoyu şirketleri Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı kimi görmek istersiniz diye anketler yapılıyor. Siz biliyorsunuz ki benim hiç böyle bir niyetim yoktu. Hiç böyle bir talebim yoktu. Anketlerde bizim partimizin yaptığı anketler dışındaki anketlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Veli Ağbaba'yı görmek isteriz diye çeşitli anketlerden sonuç çıkıyor. Bu bizim genel başkan da dikkatini çekiyor. Genel başkan da anketler yaptırmaya başlıyor. En son adaylar açıklandıktan sonra 4 Şubat'ta bir anket yapılıyor. Diğer partilerin adayları belli. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz? Anketten aynı sonuç çıkıyor. 12 Şubat'takinden aynı sonuç çıkıyor. Yani
Benim ismim önde çıkıyor. Sonra bu anketlerin alt açılımına bakılıyor. Evet. Bela Baba'yı kim istiyor? Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yerel seçimlerde %23, %22, %3 civarında. Bu benim aldığım oran, bunun çok daha üstünde bir oran. Alt açılımına bakıldığı zaman, bu Vela Baba'yı kim istiyor diye bakıldığı zaman, bir önceki seçimlerde yani 14 Mayıs seçimlerinde MHP'ye oy veren ülkücü ve milliyetçilerin önemli bir kısmı Vela Baba'yı belediye başkanı olarak görmek istiyor. AK Parti'ye oy veren muhafazakar kesimin önemli ölçü, böyle ciddi sayacak bir rakamda Vela Baba'yı istiyor. İyi Parti, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri Vela Baba istiyor. Evet. Böyle bir anketi genel başkan önüme koydu bir pazartesi günü. Adaylığımın açıklandığı gün, ki ben o gün adaylığım açıklanıncaya kadar aday olma niyetinde değildim. Bak dedi, anketlerin sonucu bu, buradan çıkan sonuç Malatya seni çağırıyor dedi. Malatya seni çağırıyor. Hakikaten anketlere bakıldığı zaman, her üç ankete baktığım zaman Malatyalılar beni çağırıyor. Kimler çağırıyor? Ülkücüler çağırıyor. Milliyetçiler çağırıyor. Sosyal demokratlar çağırıyor. Liberaller çağırıyor. Malatya'nın geneli Vela Ağbaba'yı aday olarak görmek istediklerini talep ediyorlar. Tabloya bakınca haklısınız dedim. O zaman bir müsaade aldım genel başkanımdan. Dedim ki ben, madem ki böyle her kesimden beni istiyor, ben o zaman Malatya'ya gideceğim. Adaylığımı ilan edildikten sonra parti rozetimi çıkaracağım. Türk bayrağını asacağım dedim ve parti rozetimi çıkardım. Türk bayrağını astım ve Malatyalıların huzuruna çıkmış bulundum. Yani bu talep Malatyalılardan gelen bir talep. Bunun nedenleri araştırılıyor. Neden Vela Baba işte 2000 bir önceki seçimde böyle bir talep var. Evet. Şimdi niye böyle bir talep yok? Bir, Malatyalılar bu seçimi bir parti seçimi olarak görmüyorlar. Bu seçimi bir lider seçimi, bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir milletvekili veya bir bakan seçimi olarak görmüyorlar. Bunu bir Malatya'ya bir büyükşehir belediye başkanı seçimi olarak görüyorlar. Birinci sebep o. Vela Baba'nın aday olma sebebi. Gelme sebebi. Yok, gelme çağrılma sebebi. Sebebi. Çağrılma sebebi. Yani anketlerde yüksek çıkması sebebi. Birinci sebep bu. İkinci sebebi, malum biliyorsunuz, siz de birlikte yaşadık burada. Bu son 6 Şubat depreminde, ki yine hatırlarız, 24 Ocak depreminde de yine hatırlayın. O zaman da Malatyalıların gönlünü kazanmıştık. Pandemi de aynı şekilde hiç ayırmadan herkesin yanında yer almaya çalışmıştık. Pandemi de örneğin devlet maskeyi getirmeden ilk maskeyi ben dağıttırdım. İlk berberlere siperliği ben dağıttırdım. İlk hastanelere o hijyen malzemelerini biz dağıttık. Gıda vesaire bu hiç ayırmadan, ama yani işte 500 tane örneğin maske dağıttım Malatya'da. Bir seferde sadece 500 tane maske dağıttım. Depremde, 6 Şubat depreminde sabah uçak kalkmadı Malatya'ya. Bakanlar geldiğini duydum, alt yazıda gördüm. Milli Eğitim Bakanı'yla Turizm Bakanı geliyordu. O uçağa ben de atladım. Aynı uçakta Sayın Mehmet Fendoğlu'yla birlikte Malatya'ya geldik. Saat 9.30 gibi buradaydık. Hemen ilk gelirken yıkılan Hayat Sitesi'nin önünde durdum. Hayat Sitesi de biliyorsunuz Malatya'nın en prestijli sitelerinden, en göz önünde olan siteler. Orada bulundum. Oradaki eksikleri hemen çok hızlı bir şekilde arabayla giderek yol üzerindeki yıkılmış enkazlara, İnönü Caddesi'ndeki enkazlara baka baka gittim valiliğe. Valiliğe hemen aktardım durumu, askerin olmadığını vesaire anlattım. Tekrar çıktım geldim, geze geldim. Tekrar 1.20'de ikinci depremin orada Hayat Sitesi'nin yine önündeydim. Bir tane Kayseri arkadaşımız sağ olarak çıktı, mutlu olduk. Müthiş bir kar yağıyor, hatırlayın. Oradan kardan hem de soğuktan biraz kaçmak için arkadaşlar dedim ki bu binada yıkılabilir, lütfen herkes çekilsin ve çekildik. Yaklaşık 15-20 saniye sonra deprem oldu. Depremden 15-20 saniye kurtulduk ve bizim arabanın üzerine enkaz döküldü. Ve hiç durmadan o gün hatırlıyorum, hemen Temelli Caddesi'ne gittim. Temelli Caddesi'nden Şeyhbayram Mahallesi'ne gittim. Şeyhbayram Mahallesi'nde bir enkazda bir insanın kurtarılmasına şahit oldum. Ardından o Temelli Caddesi'ni geze geze o malum geçtiğimiz günlerde aday tanıtımında bir olayı da herkes duygulandıran bir olay, evet, da oldu. Gizem olay. Orada ben son aklıma geldi. Ya benim de ev var. Benim evde bir şey var mı diye bakmaya giderken o olay yaşandı. Bir adam, birisi geldi, yakamdan tuttu. Dedi ki kızımı kurtar. Tabii elimde kürek yok, elimde kepçe yok, bir alet de yok. Yapacak kimsem de yok. Vali Bey'i aradım. AFAD'dan birilerini gönderir misin dedim. Sonra geleceksin benimle. Enkaza soktu beni.
O da bağırdı işte Gizem 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 diye. Gizem de şükürler olsun kurtuldu. Ondan da bizim eve bakmaya gittim. Evin karşıdaki binaların yıkıldığını vesaire gördüm. O günden itibaren 28 Şubat'a kadar Malatya'dan bir dakika ayrılmadım. Burada Malatya gitmeyip kalanla hangi koşullarda yaşıyorsa aynı koşullarda yaşadım. 8 gün arabada yattım. 8 gün ayakkabımı çıkarmadım. 8 gün çıkarmadım. Uyumadım. Ve o ilk günde deprem ilk şokuyla beraber, bugün benimle beraber olan milletvekili arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Yine bir geçenlerde bir caminin önünde konuşurken bir abi geldi. Dedi ki ilk gün geldik biz terlikle oturuyorduk. Sen bir isteğiniz var mı diye sordun. Biz de açız dedik dedim. Sonra sen gittin dedi. Bakalım bir şey bulabilirsek. O zaman yanında Tunceli milletvekili Polaşaroğlu var. Dur abi ben bir bakayım dedi. Elazığ'da bir pastanede bu şeffaf kutular içerisinde 156 bin liralık malzeme bulduk. Ve bir tır malzemeyi 2 saat sonra buraya getirdik. Ateş başlarına arabalar tek dağıttık. Bunlar etkili oldu. Sonra ekmek yoktu. Gece aklımıza ekmek geldi. O gün de Tunceli'nin belediye başkanları buradaydı. Örneğin Pertek'te fırın açtırdık. Hovacı'da fırın açtırdık. Ozat'ta fırın açtırdık. Sabaha kadar ekmek yapıldı. Yine ardından gece 1:30 gibi Mansur Yavaş aradım. Başkanım ekmek var mı size dedim. Var dedi. 150 bin tane ekmek yaptırdık. Bütün Malatya'ya dağıttık. Ve o süreci tabii günlerce ilk 7-8 gün enkazdan hala canlı çıkma umudu var. Canlı çıkma umudu bittikten sonra vücut bütünlüğünde çıksın diye bekliyor. İnsanlar yakınlarını kokmasın diye bekliyor yakınlarını. Böyle bir ortamda hiç gece gündüz demeden bütün Malatya'ya gitmediğim, adım atmadığım yer kalmadı. Özetle bunların neticesinde insanlar sizi Malatya'ya çağırdı. Aynen böyle oldu. Peki. Şimdi soru cevap kısmıyla başlayalım. Adaylık sürecini hemen sorayım. Geç kalındığını düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle önce bir hemen ilave yapayım. Bu benim yaptığım çalışmaların asla bir yerel belediye başkanlığıyla ilgili hiçbir bağı yok. Ha. Hiç içimde öyle bir düşünce yoktu. Öyle bir niyet de yoktu. Öyle bir aklımdan geçen bir düşünce de değildi. Biz çok geç açıklanmış bir süreç değil. Şimdi insanlar sahaya çıktı. İşte İYİ Parti sanırım 10-15 gün önce bizden açıkladı. Yeniden Refah biraz daha önce açıkladı. Biz bu süreci çok geç kaldığımızı düşünmüyorum. Diğer yerel seçimler ilk biz açıklıyorduk. Bunun çok öyle olağanüstü bir faydasını görmedik. Zaten sahadasınız. Sonuçta Mahir Bey, benim Malatya'da örneğin adaylık niye erken açıklanır? Eğer aday tanınmıyorsa kamuoyu tanısın diye açıklanır. Evet. Benim şükürler olsun bir tanınmayla ilgili bir problemim yok. Yani iyi veya kötü Malatya'da tanınıyorum bir şekilde. O nedenle ben çok dezavantajını yaşamıyorum bunun. Ki hatta bu adaylığımın sonra açıklanması şöyle bir heyecan doğurdu. Sahada gördüğüm. Siz de yaşıyor musunuz bilmiyorum. Birçok insan biz bu seçimlerde oy kullanmayacaktık. Ama senin aday olduğunu duyunca sandığa gitmeye karar verdik diyorlar. Yüzlerce insana rastlıyorum böyle. Tabii bu yüzüme, gıyabıma, arkamda söylenen lafları da söyleyebilirim ama bunu bir heyecan yarattı da benim ve Malatya'yı sahipsiz hisseden bir psikolojik tramvayı hala atlatamamış bir Malatya yıkıldı ama bir de psikolojik olarak Malatya hala kendini yalnız hisseden bir şehir. Sahipsiz yani Malatya'nın deyim de sahipsiz hisseden bir şehir. Dolayısıyla benim o adaylığımın sonradan açıklanması aslında bir heyecan ve umut da doğurdu. Şimdi benim adaylığım toplumun her kesiminde bir uzlaşma sağlamış durumda. Ben de hep söylüyorum ya ben AK Parti'ye oy verenlere, MHP'ye oy verenlere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlere nasıl bakıyorsam onlara da aynı şeyle bakıyorum. Ki şimdi aklımdayken söyleyeyim bunu sadece lafta görmeyeceksiniz. Örneğin yarın belediye yönetimine geldiğim zaman, belediye başkanı olduğum zaman siz bunu göreceksiniz. Benimle beraber bir yanımda AK Partili olacak, bir yanımda MHP olacak, ülkücü olacak. Ya bunu herkes görecek. Ve öyle sayısı yani rozete çıkarttınız öyle göstermelik bir şey değildi. Yok, hafta kalmayacak. Göreceksiniz onu. Yani bakın ben belediye işçileri diyorlarmış gibi acaba biz hayır. Bakın belediye ben en çok kornayı kimden alıyorum biliyor musunuz? İnşallah müdahale etmezse en çok kornayı otobüs şoförlerinden alıyorum. En çok korna ve selamı onlar veriyor bana. Belediye otobüs şoförü. Tabi onlar benim kardeşim. Yani bir seçim önce AK Parti'ye vermiş. Ülkücüymüş, milliyetçiymiş. Ne güzel. Ne güzel. Ben onların hepsiyle beraber birlikte çalışıyorum. Bakın. Efendime söyleyeyim. Veli Baba kıyafete karışacakmış. Veli Baba. Yani benim için o konuda bakarken gözüm kör. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani yapmazsam büyük ayıp olur. Büyük vefasızlık olur.
en çok beni kucaklayan, en çok yanıma gelen genç muhafazakar dediğimiz ya da başörtülü kızlar, erkekler, daha önce hiç partinin önüne geçmemiş ya da partiye hala mesafeyle bakan gençler. Onlara ben nasıl mesafe koyabileceğim? Mümkün ya da şey. Ya da yani siz ya şimdi, mümkün olmaması gerekiyor. Sizin, mümkün siz kendi açınızdan ama. Siz kendi tabii, açınızdan düşün. Kendi açınızdan asla düşün. Böyle olmaması ya lazım. Kendi açınızdan düşün. Siz yapabilir misiniz? Bu yüzyılda. Bir, veya bir başka siyasetçi bunu yapabilir mi? Şimdi kimsenin kimseye yapaması yani, lazım. Yani örneğin şey hatırlıyorum. Mehmet Yaşar Çerçi hatırlayın. Mehmet Yaşar Çerçi biliyorsunuz Paşa Köşkü'nde bir kaldırım yaptı. Bütün o Paşa Köşkü'nde oturan insanlar Çerçi'ye çok seviyorlardı. Tabii. Şimdi Çerçi bunu görmezden gelebildi mi? Evet. Vela Baba bunu görmezden gelebilir mi? Evet. Ya da Selahattin Gürkan. Yani kim, bu siyaset değil, insani bir duygu. Kim kendine ne kadar yaklaşıyorsa o da o insana o kadar yaklaşıyor. Peki siz bu deprem süresince hep Malatya'da oldunuz. Yani bu yatsınamaz bir gerçek. Kameralara da yansıdı, yansımadı, görüntülere girdi, girmedi. Kime sorsak, yani sabah her gün Burak Altun bir saat kadar dışarıda yayın yapıyor. Vela Baba yanımızdaydı, şu olmadı, bu olmadı şeklinde sizin isminizi çokça kişiden duyuyoruz. Şimdi 14 Mayıs ve 28 Mayıs genel seçimlerinin ardından Vela Baba Ankara'ya gitti. Buraya geldi ama yani seçimlere kadar ki durduğu süreçte durmadı. Bu bir küskünlük müydü? Bu değil. Bir kırgınlık mıydı? Değil. Bu işte ben elimden geleni yaptım ama siz yine benim yanımda durmadınız şeklinde bir res çekme miydi? Neydi bu? Hülya Hanım, bu benim ilk yaşadığım şey değil ki. Ben 2011 seçimlerinde yaşadım. 2015'te yaşadım. 2018'de yaşadım ama hiç Malatyalılara küsmedim. Yani ben Malatyalıların oy tercihlerini biliyorum. Ve bir kahveye gittiğim zaman ne oy aldığımı biliyorum. Bugün şimdi Temelli Caddesi'nde bir Ahmet abinin organize ettiği bir çay ocağından geliyorum. Herkese söylüyorum. Yani ben sizi hepinizi biliyorum. Siz de beni biliyorsunuz. Böyle bir kırgınlık yok. Şöyle ben aslında 28 Mayıs'tan sonra geldim. Ancak biliyorsunuz ben siyasette bir tercihte bulundum. Evet, genel yani siyasette. Bir kurultay yaşandı ve kurultayda da işte aktif rol oynadım o kurultayda. Dolayısıyla onunla ilgili çalışmamız oldu. Sonra bu yerel seçimler başladı. Şöyle ama bir ay gelmediğim hiç olmadı örneğin. En geç 15 günde geliyordum. Ya bir gün kalayım ya iki gün kalayım. Çünkü benim burada çevrem var, akrabalarım var, dostlarım var. Taziye oluyor, düğün oluyor. Çok çeşitli açılışlar oluyor. Örneğin bir akşam geldim bir saatliğine bir düğüne katıldım geri döndüm. Hı hı. Ya da Malatya bilinen bir arkadaşımızın bir yakını ölmüştü. Onun cenazesine katıldım geri döndüm. Yani evet. Belki, bir kıskınlık ve kırgınlık olacak. Kızgınlık kırgınlık olsa buraya gelir miyim ben? Peki Sayın Sami Yer'in çok yakın tarihte Vuslat TV'de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Milyonda bir bile değil benim kaybetme ihtimalim. Yani siz az önce dediniz ya Malatya'nın tercihini biliyorum. Şimdi Sayın Sami Yer kesin ve net bir şekilde kazanacağını düşünüyor. Hatta kaybetme ihtimalinin hiçbir şekilde olmadığını düşünüyor. Rakip olarak görüyorsunuz ve bugüne kadar belki olmadığı şekilde ülkücüler, muhafazakarlar, milliyetçiler bana oy verecek diyorsunuz. Farklı bir tabloyu görüyoruz bizler de, görmemek mümkün değil yani şu anda Malatya'da. Gelen tepkiler, yorumlar, sahayı görüyoruz hep beraber. Ne düşünüyorsunuz Sayın Sami Yer'in bu açıklaması üzerine? Ben hiç yorum yapmıyorum. Hı hı. Takdir Malatyalıların. Ben milyonda bir ihtimal yok, kazanmama ihtimalim yok demiyorum. Yani bu seçim kaybedebiliriz de kazanabiliriz de. Malatyalıların takdiri bu. Yani ben Malatyalıların iradesine ipotek koyacak değilim. Eğer sonucu belli olmuş bir seçim olsa zaten katılmazdık, girmezdik. Evet. Ya her seçimin herkes açısından sonuçları oluyor. Ben kaybedebilir miyim? Evet kaybedebilir miyim? Kazanma ihtimalim yüksek mi? Vallahi yüksek. Ya ben Sami'ye kadar Sayın Sami'ye kadar o sözü kullanmam. Sonuçta bir seçimdir. Seçimde kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Bu Malatyalıların takdiridir. Kimsenin iradesine ipotek koyamayız. Milletin kararına saygı duyacağız. Milletin iradesine ipotek koymayacağız. Peki. Ali Bey, Malatya sahipsiz değil diye bir sloganınız var. Artık sahipsiz değil diyorsunuz herhalde. Bu sahipsizliği biraz aşmanızı istiyorum. Ya siz depremde de çok büyük rol oynadınız. Genelde mecliste de, Ankara'da da, Malatya'da da sert muhalefet yapan bir siyasetçisiniz. Bu sahipsizliği siz de Ankara'da şimdi o arkadaşlarla beraber de sürekli berabersiniz, görüyorsunuz, ediyorsunuz. Malatya'nın halini hepimizden iyi biliyorsunuz. Malatya niye sahipsiz değil? Ben şimdi kimseyi, Maya Bey, kimseyi kişisel olarak suçlayacak değilim. Ancak bir iki olay anlatacağım. Bunun ne anlama geldiğini takdirini hem size hem Malatyalıların takdirine bırakayım. Bir deprem yaşadı. 11 il denildi. Sonra en ağır
deprem 4 ilin yaşadığı ifade edildi televizyonlarda. Sonra Malatya yoktu o 4 ilin. Türkiye kamuoyunda sanki Malatya'da deprem yaşanmamış gibi bir his oluştu. Evet. Şimdi Malatya'nın sahibi olsaydı bu his oluşur muydu? Evet. Bakın ben bunu nasıl öğrendim? Bir, artık telefonlar az gelmeye başladı bana. Her gün yüzlerce telefon geliyor. Bir ihtiyacım var mı? Odun lazım mı? Ekmek lazım mı? Bir baktım telefon az geliyor. Aradım niye birkaç kişiyi? Niye aramıyoruz artık dedim. Yahu dediler Hatay'da Malatya büyük deprem olmuş. Diyor. Adıyaman'da büyük deprem olmuş. Maraş'ta Malatya'da bir şey olmamış. Çünkü bunda iki sebebi var. Şimdi bazı televizyon kanalları geliyor burada. Çok izlenen televizyon kanalları röportaj yapıyor. Kimlerle yapıyor? Siyasilerle yapıyor. Hele bazı kameraları görünce ya da bazı mikrofonları görünce yukarıdakiler üzülmesin diye Malatya'da her şey yolunda denildi. Bunu siyasetçiler de söyledi. Kamu görevlileri de söyledi. Hiçbir sorun yokmuş gibi yukarılara söylendi. Ardından AFAD bir genelge yayınladı. Dedi ki Malatya depremden az etkilenen illerin başında hasar ödemelerini Elazığ yapacak dedi. Bakın beni bunu duydum. Kendime hakaret saydım. Malatya'ya hakaret saydım. Ben bu şehrin ne hale geldiğini biliyorum. Sokak sokak gezdim. Doğanşehir'i biliyorum. Kurucova'yı biliyorum. Akpınar'ı biliyorum. Fuzuli'yi biliyorum. Temelli'yi biliyorum. Yeni Yol'u biliyorum. Ne bileyim. Yani Yeşiltepe'yi biliyorum. Kiltepe'yi biliyorum. Her yeri biliyorum ben. Beynimden vurulmuşa döndüm. Ciddi bir sert bir açıklama yaptım. Sonra gittim o genelgeyi aldım. Bakın bir de Malatya'nın fotoğraflarını aldım hatırlayın. Malatya'nın gittim Akpınar Meydanı'nın yukarıdan çekilmiş fotoğrafını aldım. Temelli fotoğrafını aldım hatırlayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıktım dedim ki böyle bir şey olamaz dedim. Böyle bir şey olamaz. Malatya yerle bir olmuş arkadaş. Ve o kadar duygulandım ki ağlamamak için zor tuttum kendimi. Arkadaş bakın yerle bir olmuş bir şeyle bunu diyemezsiniz. Buna bir yazım yanlışı diyemezsiniz dedim. Yani. Bu vicdansızlık. Ve aldım bir yağmur da yağıyor. Hatta dönemin valisiyle ve belediye başkanıyla karşılaştım. Selahattin Bey ve onlar eski yani. Büyük otelin oralarına geziyor. Benim danışmanımı aldım telefonu iki kişiyiz. Canlıya hep kardeşim. Canlıya hep kafardım. Aldı telefonu eline. Saatlerce canlı yayın yaptık. Malatya ne hale geldi. Burası Akpınar Meydanı. Burası Teze Cami. Burası Fuzuli Caddesi'nin girişi. Yürüdüm oradan. Bakın eski Halep Caddesi. Eski Halep Caddesi tarlaya dönüşmüş durumda. Evet. Yeni Cami'den çevre yoluna böyle bakabiliyorsunuz. Çevre yoluna geçen arabaları görüyorsunuz. Halep'e dönmüş gerçekten. Aynen. Sonra barajı görüyorsunuz. Barajı görüyoruz. Bakın açılış merkezi var. Emeksin köşesi eski Cumhuriyet Halk Partisi binasının evet. Ve AK Parti binasının olduğu yer. Oradan normal zamanda Yeni Cami'nin oraya 15 dakikada yürüyorduk. Şu anda kaç dakikada yürüyoruz biliyor musunuz? 3 dakikada yürüyoruz. Bunları aldım tüm Türkiye'ye gösterdim. Malatya'nın ne hale geldiğini. Doğaşehir diye bir ilçe yok. Evet. Ören yok. Polat yok. Erkenek. İşte Mızgı da çok asar yok. Öyle yok. Ama Topraktepe diye bir köy yok. Kurucova yok. Erkenek yok. Yani Gündüzde yok. Çırmıklı yok. O Çırmıklı'nın meşhur fırınları var mı? Evet. Yok. Barguzu yok. Yakıncı, Kireyik yok. Bunların hepsini anlattım. Ve bunu aldım elime hiç bıkmadan, usanmadan. Sandılar ki yani ve bazıları da tepki gösterdi. Sen Malatya'yı niye kötü? Malatya'nın gerçeğini gösteriyorum. Sonra videolar yaptım hatırlayın. Evet, Malatya'nın evet. Ne hale geldiğini. Gittim. Önünde durdunuz. Anlattım işte sahipsizlik anons bu. Yaptınız evet. Sahipsizlik i̇şte bunu merak. Niye Malatya'yı iyi göstermek istediler? Yani bu. Yani... Şöyle bir. Yukarıdakiler üzülmesin diye. İki, biz görevimizi iyi yapıyoruz diye. Arkadaş bakın milletvekilleri. Ben yani bu bir lütuf değil. Bir milletvekili bir deprem yaşanıyorsa, bir acı olay varsa orada olması lazım. Evet. Orada olması lazım. Ankara'ya gitmemesi lazım. Antalya'da ev tutmaması lazım. İstanbul'a gitmemesi lazım. Burada bakın ben 8 gün araçta yattım. Herkes biliyor. Nerede yattım? Ağababa'nın önünde minibüsün içerisinde 8 gün yattım ben arada. Sonra çadır kurdum. Sonra bir yerlerden konteyner buldum. Ve böyle ilk konteyneri kendime yapmadım. İlk konteyneri önce ihtiyaç sahiplerinin olduğu güzel bahçenin o civara kurdum. Sonra bir konteyneri kendi paramla aldım. Daha doğrusu abim aldı. Çalıştığımız firmalar gönderdi. Konteyneri kurdum. Hazirana kadar da orada kaldım. Haziranın ortasına kadar. Ondan sonra çok hava ısınınca önce eve geçtim. Ev baktım ki çok şey. Etrafı yıkılıyor. Sonra da bir müddet otelde kaldım. Yani ben bu süreyi burada geçirdim. Hiçbir yere ayrılmadım. Ya o seçim, bakın ben sadece seçim kampanyası için sokağa çıkmadım. Ben Taştepe'ye de gittim, Kiltepe'ye de gittim, Yeşiltepe'ye gittim. Yani bu insanların durumunu gördüm. Maalesef,
şehirde bir sahipsizlik duygusu egemen oldu. Evet, bu önemli bir duygu. Bak bu hala o tramvayı Malatyalı atlatamamış. Hala o tramvayı size atlatamamış. Rağmen de ama böyle oldu. Mesela bu yaptıklarınıza rağmen de ama bunun... Ama şimdi buna, şöyle yok öyle icra değil. İcra makamı değil ama. Şöyle ama şöyle bakın. Ben ya buraya değişmedi yani. Ben buraya hafta sonları, cumartesi, pazar en çok Türkiye'nin en çok izlenen programlarından bir program var. Halk TV'de Görkemli Hatıralar. Evet, evet. Onu 4 kez gittim. Programı yapan arkadaşlar benim yakın arkadaşım. 97'den beri tanıyorum. Serhan Hocam. Serhan Asker. Şimdi onu götürdüm Yeni Cami'nin önüne. Aldım Afşar Oteli'nin önüne. Aldım Fuzuli'ye. Aldım Temelli'ye. Malatya'da gezdirmediğim yer kalmadı, canlı yayın yaptım. Sonra Fox TV, o zaman çok üzerine biliyorsun sabah yayınları. Fox TV'de sabah yayınına çıktım. Malatya'nın bu serizlerin için anlattım. İsmail Küçükkaya'ya çıktım. Bu serizlerin için anlattım. Habertürk'e çıktım. Bunu anlattım. Tek anlattığım şey buydu. Bu sayede Malatya duyuldu. Evet, evet. Ve Malatya'ya duyuldu. Şimdi bu duyulmayınca ne oluyor? Malatya ağır hasar bu, duyulmayınca ne oluyor? Bakın ben size söyleyeyim. Ben Adıyaman'a gittim. Ölü sayısı çok fazla ve bizden daha kötü koşullarda bir deprem yaşadılar. 4 gün Adıyaman'a kimse gelmedi. İnsanlar enkazdan ya kendi çabalarıyla ya da inleyerek öldüler. Maraş'ın bazı ilçeleri, Antep'in Islahiye ve Nurdağı ilçeleri yok. Hatay şehir merkezi, Arsuz, İskenderun vesaire çok Samandağ ağır hasarlı. Ölü sayısı çok. Ama bu 4 ili saydım. 4 il içerisinde çarşısı, yani esnafı, yani şehir merkezi. Evet. En çok zarar gören il neresi biliyor musunuz? Malatya. Malatya. Ama tartışmaz. KOSGEB en az Malatya'ya. Zor oraya geliyorum. Bu sahipsizlik ne yapıyor? KOSGEB en çok parayı Hatay'a, ikinciyi Maraş'a, üçüncüyü Adıyaman'a, dördüncüyü Malatya'ya veriyor. Biraz da çok şükür ölü sayımızın az olması bu algının oluşmasına ama neden oldu. Ama sadece o değil. Sadece o değil. Bakın siz şehri anlatabilirseniz, siz şehirde her şeyin iyi gittiğini söylerseniz birileri inanır buna. Yani o kanalların ismini vermek istemiyorum. Akşama kadar Malatya'daki depremin iyi yönetildiğini söylediler. Yani bu doğru değil ki. Ama KOSGEB de yani ölülere de esnafa bak, verilen çarşı tabii bitmiş. Tabii ki çarşı bitti. Başka bir şey söyleyeceğim. 7500 dükkan yapılacak diye. Bak başka bir şey söyleyeyim. KOSGEB en az parayı Malatya'ya niye veriyor? Çünkü diyor ki en az hasarı Malatya gördü diyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bizim yeniden dönüşümüz Cumhurbaşkanı'nın söylediği rakamları ben size söyleyeyim. Bakın Cumhurbaşkanı diyor ki 35. Yok Malatya'da diyor 32.583 yerine dönüşüm için başvurmuş diyor. Yapılan diyor 500. Yani %1.5. Ama %1.5'de başlamadı ki. Başlamadı. Onu söyleyeceğim. Yani %1.5 herhalde proje aşamasında. Ya da bakın diyor ki toplam 130 bin bina konut yıkılmış diyor. Yapılan ne kadar biliyor musunuz? 106 teslim ne kadar? 6.180. Bunun anahtarları ne kadar alınmış? 200. Bunu niye söylüyorum? Yani bu rakamları Antep'te kaç tane yapılmış? Bu rakamlar niye söylüyorum biliyor musunuz? Bakın bir sahipsizlik Malatya var ya. İşte insanlar burada çok depremde hasar görmediğini, büyük depremin yaşanmadığını düşününce konutu da az yapıyor, KOSGEB parayı az veriyor, evet. Az para geliyor, az proje geliyor. Yani bunun için sahipsizlik duygusu egemen. Bakın şehrin çarşısı yok olmuş, bazı mahalleler yok olmuş falan ama şehirde bir psikolojik tramvay hala atlatamamış kent. Şehir büyük bir psikologlar hem sosyologlar bu tespitte bulunuyorlar ve Malatya hala kendine gelememiş. Hatta Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca demiş. Malatyalıların psikolojisi bozuk. Yani gördüğümde Malatyalıların psikolojisini çok bir sahipsizlik duygusu egemen. Bir açıklaması var. Benim söylediğim şey herkes şu. Herkes farkında aslında ama. Benim söylediğim şey şu. Bakın ben onu niye söylüyorum? Diyorum benim makamım konteyner kentleri olacak. Benim makamım esnafı tezgahı, konteyner tezgahı olacak diyorum. Benim makamım kayısı bahçesi, benim makamım çay ocakları, benim makamım yerinde dönüşümün olduğu alanlar olacak. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bir belediye başkanı, bir büyükşehir belediye başkanı gezecek ve öyle önden ziyaret yapacağı yere 10 tane Selahattin Gülkan'ı kastetmiyorum. Sakın yanlış anlamayın ama bazı siyasetçiler böyle davranıyor. Önce gitmeden önce köye ya da mahalleye ya da çay ocağına 10 tane polis gidiyor. Tedbiri alıyor. Giderken de 20 kişiyle gidiyor. 4 kişiyle oturup geri kalkıyor. Ben böyle bir şey yapmayacağım. Nasıl yapacaksın? Ben şimdi nasıl geziyorsam ondan sonra öyle gezeceğim. Ben kim örnek alıyorum bu konuda biliyor musunuz? Başka bir siyah. Mansur Yavaş'ın. Mansur Yavaş örnek alıyor ama Malatya'da bir örnek alıyor. Mehmet evet. Yaşar Çerçi'yi örnek alıyor. Mehmet Yaşar Çerçi'yi hatırlıyor musunuz? Tabii. Evet, evet. Eski bir Mercedes'i vardı. Aynen, bir tane aynen, şoför. Evet, önde bir tane arkadaşı ve kendi tek başına geçiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Radyo Malatya'da program yapıyorum. Kendisini tanımıyorum. Hiç görmemişim.
Radyoya geldi, oturdu, içeriye buyur ettim. Yani konuk olacağım dedi ama ismini sormadım, o da söylemedi. Ben de daha yeni bir radyocuyum. Geldi, içeride oturdu. Orhan abi dedim, bir ziyaretçiniz var. Orhan abi, belediye başkanı. Orhan Çekin. Yani Orhan Çekin tabii. Belediye başkanı dedi. Yani o dönemlerde böyle bir hava vardı. Bu dönemlerde öyle bir hava vardı. Yaşatamat olmayacak önüne benim yaşamımda. Bunu... Ama Büyükşehir Belediyesi, Veli Bey, sizin kendinizi tanıtmanıza gerek yok. Doğru söylüyorsunuz. Malatya'da da Türkiye'de tanınmış bir siyasetçisiniz. Malatya Büyükşehir Belediyesi devasa bir holding gibi bir yer. Eskisi gibi değil. Evet. Yani bir sürü şirketi var. Cirosu önemli, bütçesi önemli. Ve hakeza uzun bir süreden beri AK Parti'nin yönettiği bir belediyeden bahsediyoruz. Bir ekip işi de var. Siz projelerinizi de açıkladınız. Size göre Malatya'nın en büyük... Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çözebileceği, genelde bu soruyu merkezi hükümetlerin çözebileceği sorunlardan bahsediliyor. Size göre Malatya'nın en büyük, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çözeceği en büyük sorun nedir? İşte bu yani deprem meselesi, yeni dönüşüm meselesi Malatya Büyükşehir Belediyesi çözebilir. Nasıl? Anlatayım ben size, bakın. Şimdi bir yer düşünün, bir arsa düşünün, 10 daire mi sığıyor? Yerine dönüşüm. Bu yerine dönüşüm insanlar... 100 metrekare bir evin ortalama şu anda maliyeti 2.500.000 civarında. Evet. TOKİ 3.5'a 4 milyon arasında şey yapıyor. İhale ediyor. Şimdi siz orada belediyenin iki tane şirketi var. Meston ve Senin şirketleri var. Şimdi yerine dönüşümle geleceksin. Eğer kat sayısı da problem yoksa birazcık metrekareden kısacaksın. Daire sayısını artıracaksın. O insanların üzerine maliyet yükselmeyeceğiz. Ne olacak? 10 daire sıran yere 12 daire yapacaksın. 2 dairenin maliyetini, 2 dairenin parasını o insan... Siz müteahhitlerle mi anlaşıp şöyle bakın, aracı mı olacak? Bizim amacımız şu. Bunu müteahhitler aracıyla yaptırmak. Yani belediye müteahhitlere rakip olmaz. Malatya yerel müteahhitler. Onun altını çizeyim. Ben Kocaeli'den müteahhit aramayacağım. Ben başka illerden müteahhit getirmeyeceğim. Ya da başka illerden müteahhit getirmeyeceğim. Ben buradaki müteahhitlere çağıracağım. Hepsini tanıyorum ben. Şartımız şu. Bunu ama mutlaka Meston ve Esenlik başına duracak. İnşaat şirketi kuracak mısınız belediye? Zaten var peki? Ya Meston. Kurmaya gerek yok. O açıdan söylemiyorum. Kurmaya yani gerek yok. Büyükşehir Belediyesi ihalelere giriyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ya da diğer şehirlerde. Yok ya biz, bizim önceliğimiz Malatya şehri olacak. Malatya, bunu böyle çözdük. Bir, bakın şimdi arkadaşlarımız çalışıyor. Çok ciddi bir ekip. Çok ciddi, nitelikli bir ekip şu anda çalışıyor. Buradan çıkınca onlarla toplantım var. Malatya Belediyesi'nin ne kadar arazisi var? Tamam mı? Bunların hepsini çıkarıyoruz. Şimdi Malatya'da sadece yerine dönüşüm problemi yok. Malatya'da bir de konutsuzluk problemi var. Evet. Kimin açısından? Kiracılar açısından. Evet. En büyük sorun. Kiracılar duyan var mı? Hiç kimse. Kiracılar duyan, kiracılar insan değilmiş gibi muamele giriyor. Evet. Ne yapacağız biliyor musunuz? Malatya Belediyesi'nin arsaları var. TOKİ'nin orada var. Farklı yerlerde var. Buraları Malatya Belediyesi arsalarını kat karşılığı müteahhitlere vereceğiz. Kat karşılığı müteahhitlere vereceğiz. O kat karşılığı aldığımız daireleri kiracılara sadece ve sadece ihtiyaç sahibi olan insana, dar gelirlere uzun vadeli kira öder gibi ödeyeceğiz. Sonuçta bu Malatya Belediyesi'nin arsası, binası kimin malı? Milletin malı değil mi? Evet. Biz bakın şunu herkes bilsin. Herkes biliyor. Vela Baba buraya bir makam mevki için gelmediği gibi Vela Baba buraya bir rant içinde gelmiyor. Allah bana öyle bir şey nasip etmesin. Tamam mı? Yerinde dönüşüm ve kiracılarla alakalı çok önemli. Çok hızlı bir şekilde bak. Bu yerinde dönüşüm niye olmuyor? İnsanlar risk almıyor. Ben bu şehir bana güveniyor. Bu şehir benim Malatya'yı düzelteceğime inanıyor. Ne yapacağım? Risk alacağım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bedava ev vereceğim dedi. Genel seçimler öncesinde ve vatandaş buna inanmadı. Evet. Ve oy vermedi. Şimdi siz de diyorsunuz ki hayır ben bunu yapacağım, yapabileceğim. Ya yani bedava olarak değil ama ben bu ev meselesini bu şehirde halledeceğim. Çünkü çok ciddi bir açık var ve bu açık insanları şehirden uzaklaştırıyor. 90'larda Münir Erkal yaptı. Tabii ki travmasını da arttırıyor. O da yıkıldı. Yapan kimdi biliyor musunuz? Biliyorum. Mustafa Ankara eski bir şey belediye başkanı. Ama Mustafa 30 Turan. Yıllık bina yıkılmadı. Ağır hasar aldı. Evet. Bodrumu tek kat olduğu içinmiş. Onu da öğrenmiştik ama dediğim gibi yani inanmadıkları takdirde yani bunu daha inandırıcı hale getirebilmek ya da vatandaşa Müge Hanım, Malatya Belediyesi'nin arazilerini ben tek tek çıkaracağım. Diyeceğim ki bak buralarda konut yapacağım diyeceğim. Ve öyle konut
Tokyo'nun konutu gibi olmayacak. Hiç kimse kusura bakmasın. Bakın eski Tokyo'lara bakın. Hala o eski Tokyo'larda, Yavuz Selim'de, Kernek'te, yukarıdaki Tokyo'larda hala bir sosyal donatı dediğimiz hala yok. Hiçbir şey yok. Tabii. Ekmek büfesi yok. Biz oraya, yani Ankara'nın Çukurambarı'nda insanların yaşam kalitesi neyse öyle yapacağız. Yani park olacak, spor salonu olacak, insanların, çocukların rahat yaşayabileceği bir alan olacak. Bunu nasıl yapacağız? Vallahi bunu bedava yapacağız. Bakın, Manatya Belediyesi arsa zengini bir belediye. Sayın, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimde Sayın Selahattin Gürkan da aynı şeyler söyledi. Arsa zengini bir belediye. Biz bunları bu insanlar için kullanacağız. Kiracılar için ve dar gelirler için. Çok kısa sürede, böyle uzun da sürece değil. Vereceğiz müteahhide. Bir. İkincisi, bakın bir depremden sonra bir kentsel dönüşüm gerçeği ortaya çıktı tekrar. Nerede? En çok çevre yolunun altı dediğimiz kesimlerde. Evet. Bunlar da insanları mağdur etmeden toplayacağız mahalleye. Kardeşim, kefiniz benim. Hiç kimse bir katlı, Yeşil Tepe'de herkes tek katlı biraz siz, evet, çok yakından biliyorsunuz. Evet. Hiç kimseyi mağdur etmeden burayı sizin için uygun, daha rantı yüksek bir konut yapacağım diyeceğim. Onlara güvenceyi vereceğim ve onlar da düzelecek. Yani bir şey, bir de bir şeyi de söyleyelim. Bakın Hülya Hanım, Toki insanları, bütün insanlar Toki'ye gönderemezsiniz. Göndermemelisiniz. Evet. Göndermemelisiniz. Şehir, çünkü bakın lazım. İnsanlar Bostanbaşı'dan niye daire alıyor? Niye daire, iki daire satıp niye Bostanbaşı'dan alıyor? İşte daha iyi koşullar. Evet. Çocuklar için daha iyi koşullar vesaire. Sosyal alanlar tabii ki. Tabii. Ya sosyal alanlar. Dolayısıyla herkes Toki'ye gönderemezsiniz. Bu mantıklı da yap. Ben Toki mantığı, ya Toki'nin hak sahipliğini de çok kafama yatmış değil. Şimdi size yine örnek vereyim. Toki şu anda nerede ev yapıyor? İkizce'de. İkizce'de ve şeyde. Çamurlu'da. Çamurlu'da yapıyor şimdi. Çamurlu. Bakın burada altyapı var mı? Yok. Yol var mı? Yok. Doğalgaz yok. Elektrik internet. Yok. İnternet yok. Cami yok. Sağlık ocağı yok. Hiçbir şey yok. Bakkal yok, dükkan yok. Peki bu yerine dönüşüm yapılacak alanlarda altyapı var mı? Var. Var. Doğalgaz var mı? Var. Elektrik var mı? Var. Yol var mı? Var. Cami var mı? Var. Gel kardeşim buraya yap. Evet. Toki yapsın buraya. Bu insanları niye zorluyorsun buraya gitsin diye. Ve daha devlet için daha ucuz zaman alıyor. Kesinlikle. Bakın bir Toki'nin maliyeti köy evleri için 5,5 milyon lira. Köy evleri için. Köy evi. Daha pahalı. 5,5 milyona ihale ediliyor. Buradaki evler de 3,5-4 milyona ihale ediliyor. Havale ediliyorum. İhale ediliyor. 3,5 milyon 4 milyona bu Toki'de gördüğünüz 80 metrekare evler bu fiyatlara ihale ediliyor. Bunun hepsini vatandaş ödemiyor ama evet. Sonuçta memur maaşı kas sayısına göre faiz ödeyecek bu insanlar. Tabii ki. Dolayısıyla buradaki yeni dönüşümde yapmak devletin karına. Devlet bizim devletimiz. Başkanlığı kazandığınız takdirde buna vurgu yapacaksınız ve bakanlığa bu yönde çalışmalar yapılması için istekte, talepte bulunacaksınız. Bir de rezerv alanları var. Evet. Bir de rezerv alanları sıkıntısı var. Kimileri beğeniyor, kimileri beğenmiyor, kimileri alanları genişletmek istiyor ama ortada henüz alanlarla dair bazı, özellikle Battal Gazi tarafında bazı ifadeler kullanılsa da net olarak neyin ne olduğunu kimse bilmiyor ki. Bir bilgisizlik, bir bilgi eksikliği şu anda o kadar hakim ki birkaç hafta önce Sayın Mehmet Fendioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu söyledi. Yani memlekette kimse konuşmuyor, kimse bir şey anlatmıyor. Şimdi bu bilgi eksikliğini, mesela yeniden dönüşüm yarın öbür gün başladığında, henüz başlamıyor çünkü çok sıkıntılı bir durum şu anda. Başladığında bile insanlar bilmiyor ki Toki'den ev çıkanlar gitmiyorlar. Sayın Vali çok garip bir durum diye bir açıklama yapıyor. Yani bu durumu anlayamıyor, vali bile anlayamıyor. AFAD anlayamıyor, vatandaş anlayamıyor. Herkes böyle elini çekmiş, yerel seçimlerin bitmesini bekliyor. Yerel seçimler sonrasında kazandığınız takdirde çok ciddi bir sıkıntı var şu anda. İnsanlar tedirginlikle bekliyor. Hem moraller, motivasyonlar, hem genel itibariyle Malatya'nın durumu, rezerv alanları, kentsel dönüşüm, TOKİ'ler, emlak konutlar hepsi birbirine karışmış vaziyette. Bu durumu aşabilmek öyle kolay olmayacak tabii ki. Yani genel idareyle de bir sürekli iletişim halinde olmanız gerekecek. Herhangi bir sorun, bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Ya da bunu çözebilmek adına nasıl adımlar atarsınız? Sizin biraz keskin bir insan olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Yani bunu çözebilmek adına daha girişimsel mi davranırsınız? Nasıl olacak? Şöyle, birincisi şey şu. Bu rezerv alanla ilgili en büyük şikayet ne biliyor musunuz? Belirsizlik. Evet. Malatya ile ilgili en büyük şikayet belirsizlik. Kimse neyin ne olacağını bilmiyor. Rezerv alanı demiş, Kışla, evet, Caddesi. Esnaflar dükkanlar nerede olacağını, kaç metrekare olacağını
nereye düşeceğini bilmiyor. İşte bu Mücellit Caddesi'nin orası rezerv alanı demiş, kimse bilmiyor. Akpınar bölgesi kimse bilmiyor. Bir belirsizlikle karşı karşıya Malatya. Yani ve bir şöyle bir kuşku da var bakın. Burada rezerv alanlarda bazı güç gruplar diyorum. Kendi istedikleri yerlere kendi dükkanları yaptırabilirler mi? Yaptırabilirler. Ya da siyasetin güçlü birisi kendine göre bir rezerv alanda kendine konumlandırabilir mi? Konumlandırabilir. Şimdi belirsizlik olduğu için konumlandırabilir ya da bir etkili birisi kendi iş yerini rezerv alan dışına çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Malatya'da bunlar olur mu diyorsun? Olur. Olur ama vela babası olmaz. Diyor ya Hülya Hanım, siz keskinsin. Neye keskinim biliyor musunuz? Vallahi billahi ben kimseyle kavgaya gelmiyorum. Kimseyle Malatya'dan deyimle dövüşe gelmiyorum. Akçılarların deyimiyle. Ama Malatya için dövüşeceksiniz. Üslubunuz çok yumuşak yani. Hakikaten. Yani normal genel siyasette kimseyle vuruşmaya gelmiyorum. Ama bak ben size söyleyeyim. Ama aması var bak. Herkes duysun. Malatyalı bir esnafın hakkı yenilirse, Malatyalı'nın bir hakkı yenilirse vallahi kavga ederim. Vallahi bağırırım. Bak benim korkacağım bir şey yok. Ben burada söylüyorum. Bunu da kaydedin. Ben Malatya için ne partimi tanırım, ne babamı tanırım, hiç kimseyi tanımam haksızlık kapılıyorsa. Bir grup ya da bir güç grubu ya da farklı bir grup, bir yani aklınıza hangi grup geliyorsa geliyor. Bu bir cemaat olabilir. Bu bir dernek olabilir. Bu bir güç merkezi olabilir. Eğer onların vatandaş mağdur ediliyor, onların çıkarına bir şey yapılıyorsa vallahi billahi herkese ilan ederim ben. Bana ne yapacaklar? Bana ne yapacaklar? Evet. Beni idam mı edecekler? Evet. Ne yapacaklar? Ben Malatya'nın belediye başkanıyım. Allah bunu bana nasip etmiş. Ben bu sokaklarda gezmeye devam edeceğim. Diyorum ya, benim deprem ilk günü benim evim de var, bir eve bakayım dedim akşama doğru. Yani evim var benim burada, iş yerim var benim burada. Ben Allah diyorum bana ömür versin, sağlıklı ömür versin. Ölürsem Malatya'da öleyim. Nereye gömüleyim biliyor musun? Anamın kucağına gömülmek istiyorum. Anamın şehir mezarında kucağına. Şimdi ben bunu riske alır mıyım? Haksızlık yapılacak. Ben Vela Baba yarın çarşıda gezecek. Laf atacaklar Vela Baba'ya. Buna izin verir miyim? Kim için? Benim bir çıkarım yok. Dolayısıyla ben bağırırsam bunun için bağırırım. Eğer Malatya rezerv alan konusunda bir yanlış yapılıyorsa gelirim. Siz anlatın Fatih Bey, Mahir Bey, Hülya Hanım, Malatya'ya bu haksızlık yapılıyor. Malatyalılara söylerim. Malatyalılar gelin hep beraber buna müdahale edelim derim. Ama ben gelip milletvekiliyle kavga etmem. Bakanla kavga etmem. Kimseyle kavga etmem ben. Ben bu işi toparlamak için Malatyalıların o güven vermiş olduğu güveni yerine getirebilmek için elimden geleni yaparım. Vakıflar Bölge Müdürü bir açıklama yapmıştı. Söğütlü Cami rezerv alanı diye işte Emekler Parkı'nı alacağız. Yaptı. Bugün Sami Bey dedi ki kimse Söğütlü Cami'nin yerini alamaz, Asparagaz haber dedi. Yani bu kimsenin bu konuşmaları yapma yetkisi yok falan tarzında bir konuşma yaptı. Yani Sami Bey de demek ki bazı şeyleri görmüyor da siz bilgi edinme noktasında siz bilgi alabiliyor musunuz Malatya'nın bir vekili olarak? Yok alamıyoruz. Alamıyoruz ancak belediye alıyor. Böyle el altından bilgi almaya çalışıyor. Örneğin dün Mimarlar Odası Başkanı'nın bir açıklaması vardı Söğütlü Cami'nin yeri değişimiyle ilgili. Oradan duyuyoruz. Yani bakın şehir bir deprem yaşamış. Bunu doğru inşa edilmesi lazım. Hem oradaki esnafın hakkını koyacaksın. Hem doğru bir şehirleşme yapacaksın. Hem düzgün bir meydanın olacak. Hem böyle bir prestij caddenin olacak. Yani bunları yapmak lazım. Bakın bir deprem yaşamışlar. Yani Allah vermiş bunu bize. Yapacak bir şey yok. Fırsata ama çevirmek lazım. Yani bunu biz şehir içinde, esnaf içinde fırsata çevirmek lazım. Ve hızlı ilerlemek lazım. Şimdi Hülya Hanım diyor ki nasıl yapacaksın bunları? Hükümet karşısında öyle diyorsunuz herhalde değil mi biraz? Hayır, ya bakanlık ortak çalışmalara biz diyoruz en azından. Ya evet, nasıl yapacağız? Söylüyoruz, arkamızdan da söylüyoruz. Kaynak yani muhalefet ilerine bu kaynağı nerede bulacaksın? Sadece muhalefet şimdi değil, iktidarla alakalı da. Bazen de şöyle siz diyorlar ki sen İktidar Partisi milletvekilisin. Evet. Herkes seni biliyor. Sen bunu nasıl yapacaksın? Muhalefet. Evet. Hayır, şu anda bunu İktidar Partisi de aynı şekilde söylemlerinde kullanıyor. Bak ben size söyleyeyim. Muhalefet bunu yapamaz. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Argümanını çok kullanıyorlar. Siz buna karşılık söylüyorsunuz. Depremden bir yıl kaç gün geçmiş? Bir yıl bir ay sekiz gün geçmiş değil mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Allah aşkına Malatya'daki iktidar, yerel iktidar ve genel iktidar muhalefette olsaydı. 6 Şubat'tan.
Malatya bundan daha kötü olur muydu? İhtimal veremiyorum. Yani. Daha ne kötü olacak yani? Daha peki her şey iktidarda. Bakan orada, belediye başkanı orada, milletvekili orada. Ne olmuş Allah aşkına? Ne yapılmış? Yani en kötüyü gördük. Ne yapılmış yani? Bundan daha kötü olmaz ki. Korkmayın. İki bakın. Şimdi AK Parti'nin belediye başkanı olduğunu düşünelim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Malatya'ya bir haksızlık yaptığını düşünelim. Ya da bugünkü gibi Ticaret Bakanlığı'nın KOSGEB aracıyla Malatya'ya az para gönderdiğini düşünelim. AK Parti'nin belediye başkanı ses edebilir mi? Edemez. Vela Baba ses eder mi? Eder. Vallahi ederim. Ederim. Bas bağırım. Ya muhalefette olması sebebiyle... Avantajını mı kullanabilir? Bunun avantajını kullanırım. Evet. Şimdi İktidar Partisi yarın seçime girmeyecek mi? Bunun riskini alabilir mi? Malatya'nın güçlü olduğu yer değil mi? Evet. Yani gene siyasette ne olacağı belli olur mu? Bas bağırırım. Ey Malatyalılar derim. Bak Ticaret Bakanlığı size haksızlık yapıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı birilerini kayırıyor. Rezerv alan konusunda haksızlık yapılıyor. Kentsel dönüşüm konusunda yanlış yapılıyor diye bas bağırırım. Sadece AK Parti başkanı adayı açısından söylüyorsunuz. Bir de Yeniden Refah var. Bilal Yıldırım var. Bak ben Yeniden Refah'ın adayı da yani o da itiraz edebilir. O da itiraz eder. Niye itiraz etmez? Ya Bilal Yıldırım da. Muhalefet açısından ne dedik? Ya ben kendi başımdan söylüyorum. Bilal Yıldırım. Peki Bilal Yıldırım bağırır mı? Bağırır. Vallahi bağır. Bağırır. Bağırır ya. Şimdi ben Bilal Yıldırım'a ne diyeyim yani? Evet. Yani. Hayır şu an konuşuyor zaten. Konuşuyor, söylüyor. Yani. Söylüyor. Hatta. Ama buna gelmişken siz bilmiyorum. Yani biz sizin ilk aday olduğunuz zaman Malatya'yı heyecanlandırır, Malatya'nın seçimine renk kazandırır, dedim. Renk atarsa iktidarı diri tutar tarzında böyle yorumlar yapmıştık. Ama daha çok sahadasınız, daha çok böyle seçim gezilerinde böyle çok fazla AK Parti'nin adaylarına, vekillerine çok dokunmuyorsunuz. Ya argümanları yeterince kullanmıyorsunuz diye bazı eleştirilerde yapıyoruz. Biraz daha gergin istiyorlar. Yok ben... Gergin değil ya, en azından mesela Söğütlü Camii, ya Sami Bey bir açıklama yaptı değil mi? Evet. Ya da ya bunu en iyi açıklayacaklardan yani... biri ya da buna en iyi tepki vereceklerden biri Vela Baba'dır diyor. Ben bir bilmediğim yani bir eksik bildiğim bir konuyla çıkıp bir şey ahkam kesmem. Ya da yapamayacağım bu konuda öyle başkalar gibi iddiada bulunmam. Ben bildiğim konuda konuşmaya çalışıyorum. İki, ben bir yerel seçim yaşıyorum. Bak bir yerel seçime gidiyoruz. Evet. Yani bu şehre emini seçecek bu Malatya halkı. Ben yani genel siyasetle ilgili, ekonomiyle ilgili söyleyecek söz çok mu? Vallahi çok. Bakın emekliler perişan durumda. Evet. Ben onu şöyle söylüyorum. Emekli açlık sınırının altında yaşıyor. Bakın ben size bir hesap yapayım. Aylık su parası ne kadar geliyor bir eve? 300 civarında. 300. Elektrik parası ne kadar geliyor? 700-1000 arası. Değişiyor evine göre. Ne yaptı? 1000 lira yaptı. Bunu eğer evinde internet kullanıyorsan 1500 lira aylık evet. internet ne yaptı? 1500. Doğalgaz? Doğalgaz ne kadar geliyor bir eve? Kışın 1000 liradan. 1500 falan mı? Geçen yılın rakamları. Ortalama evet 1500 lira. Şimdi bilmiyoruz evet. 1500 lira. Ödeme... Şimdi 3000 lira oldu mu? Evet. 3000 lira. Yemesin, içmesin, çay da içmesin. Eğer bir emekli kiralık evde oturuyorsa kaç liraya oturabilir şimdi? 8000 lira falan. 8000 diyelim ya. Ne yaptı? 11.000. 11.000 yaptı. Emekli yaşı aç yani emekli açlığı bırakın emekli yaşayamıyor. Önceden çay simit hesabı yapılırdı şimdi o da yapılmaz. Yapılmasın. Bakın eskiden emekliler nereye giderdi? Kahveye giderdi değil mi? Evet. Kahveye giderlerdi çay içerlerdi zaman geçirirlerdi. Şimdi emekliler çay ocağına gidemiyor kahveye gidemiyor niye biliyor musunuz? Bir arkadaşına rastlar da bir çay ısmarlarım diye. Evet, evet. Çay ısmarlarım diye. Ne yapacağız? İşte bu konuda diyoruz ki biz emekli kötü durumda mutlaka emekliye Mansur Yavaş veriyorsa, Ekrem İmamoğlu veriyorsa, Vela Baba da Malatya Belediyesi'nin imkanlarıyla emekliye para verebilir diyoruz. Bir kart vereceğiz emekliye öyle. Bütün emeklilere mi 10 bin lira alanlara mı? Yani 2 bin lira diye bir şey. Kırsalda yaşayanlara da onu da soruyorlar. O çok, 2 bin lira çok şey olmadı. Yani yemek kartı tarzında. Mi? Ya şöyle. Bunun bir revize edeceğiz. Aha. Sağda gördüğüm şey o. Yükselteceğiz. Şöyle bakın. Biz 20 bin lira alan emekliye ya da 17 bin lira alan emekliye bir destek vermeyeceğiz. Evet. İhtiyaç sahibi emekli ve dul yetime vereceğiz. Bakın dul yetimler ne kadar maaş alıyor? Çok az. Dul yetimler 5 bin lira alan var, 7500 alan var. Yani. Engelli bakın bir dürüm ne kadar olmuş Malatya'da? Et dürümü. Ayranla beraber 120-130 lira. Bakın ben geçen bir yerde ısmarladım. Yani, revize. Ramazan'da. Ben geçen Ramazan'dan önce Mücelli Caddesi'nden çıkarken bir yerde dürüm yiyelim hadi dedim.
Bir dürüm yedik 160 lira dürüm. Kaç kişiye ısmarladınız? 10 kişi. Of. 1600. 1600 hocam. Sadece dürüm. Sadece dürüm. İnanamam 1600 lira. Yani ben el açık bir adamımdır. Ve emekli nasıl yiyecek? Bakın ha. Emekli her gün bir dürüm yese, her gün bir dürüm yese aylık 5000 lira. Tabii aylık 5000 lira dürüm parası. Ya olacak mı? Yiyemez. Mümkün. Emekli. Onun nedeni emekliye destek olacaksın. Ev hanımlarına destek olacaksın. Bakın biz kendi projelerimizi anlatırken şöyle söylüyorum. Diyorum biz bir depremle ilgili birinci önceliğimiz deprem ve onun sonuçları yani binası, iş yeri, yarattığı travma. Buna psikolojik destek vereceksiniz örneğin. Yani ciddi şekilde psikologlar bulmak lazım ve onları işler hale getirmek. Bir deprem. İki sosyal ne demek yani sosyal devlet, sosyal belediyecilik ne demek? Bak sosyal belediyecilik şu. Herkesin kucaklayan. Şöyle. İhtiyaç sahibi olan doğumdan başlıyor ölüme kadar. Bir evde Battal Gazi'nin bir mahallesinde, Hidayet Mahallesi'nde bir çocuk doğuyor. Anne baba ona mama ve bez alamıyorsa onu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı alacak onu. Eğer bir yaşlı evinde bakıma muhtaç ve kimse bakmıyorsa ona Malatya Büyükşehir Belediyesi bakacak. Bir çocuk Allah kimseyi, hiçbirimizi çocuğumuzun önünde mahcup etmesin. Evet. Ya bir ayakkabı istiyorsa, alamıyorsan Allah kimseye vermesin. Bir ayakkabı alamıyorsa bir aile, onun babası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı. Kitap alamıyorsa ve kimse bilmeyecek bunu. Kimse bilmeyecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi aileye kart verecek. İsmini tartışıyoruz içimizde. Bir kart verecek ve orada harcayacak. Bir öğrenci eğer üniversiteye hazırlanacak bir imkanı yoksa, bir imkanı yoksa, yani yardıma muhtaçsa, Eğitim desteği verecek. Ne yapacak? Üniversiteye hazırlanan çocuğa, Malatya'da atanamayan öğretmen var mı? Çok. İnsanın yüreği parçalanıyor. Geçen gün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Abdullah Gül Parkı'nda iki tane kız kardeşim oturuyordu. Gittim yanlarına. 1.88 puan aldım. Atanamadık dedi. Niye dedim? Vallahi babam annem AK Partili ama yine atanamadık dedi. Mülakatta elendik dedi. O çocukların önemli bir kısmını Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitimde değerlendirecek. Kim için değerlendirecek? İhtiyaç sahibi çocukların eğitimiyle ilgili onlar Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışacaklar atanamayan öğretmenler. Yani bu maalesef her yerde dayısı olmayan bir şey yapamıyor. Evet. Geçen isim vermeyeyim, ismi aklımda, hafızamda bir şehit evine gittim. Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şehit evinde daha önce hem cenazesine katıldım hem bayramlar ziyaret ettim bir şehit evine gittim. Şehit evinde bir şehitin kardeşinin birisi bir işte çalışıp öğretmen birisi de polis olmak istemiş. Sınav sporu geçmiş. Yazılı sınavı geçmiş. Mülakatta elenmiş. Neden? Bakın şehit yakını bile mülakatta eleniyorsa torpil bu memleket yok. Torpil dayı bu mülakatı kaldırılması lazım. Bitecek de sözüm verilmiş. Bitmiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl personel olacaksınız? Şimdi Malatya Belediyesi bir yani örneğin bir imara bir mühendis alıyorsan sınav alacaksın. İki bak bir işçi mi alacaksın? Ne bileyim bir işte herhangi bir şirketine işçi mi alacaksın? Ne yapacağız biliyor musunuz? Evinde hiç sigortalı olmayan aileden başlayacağız. Hiç çalışan olmayan aileden başlayacağız. Mahir Temur'un yakınını almayacağız. Hülya Kaya'nın yakınını almayacağız. Fatih Avcı'nın yakınını almayacağız. Kim alacağız? Önce en ihtiyaçlı, en muhtaç, evinde hiç çalışmayan, dayısı olmayan aileden birini alacağız ki. Evet. Türkiye görsün. Bunun sözünü veriyor musunuz şimdiden? Açık ve net bir şekilde. Çünkü yarın öbür gün partilileriniz sizi rahatsız edebilir. Bugüne kadar AK Partililer yaptı, MHP'li yaptı, CHP'li yaptı, bak, o yaptı, bu yaptı. Bunu, bizim günahımız neydi diyebilirler. Bunu göreceksiniz. Bunu Malatya görecek. Malatya eğer 10 kişi alacağım, bu tarz 100 kişi varsa geleceğim kurayla çekeceğim bunu. Bakın ben Allah'ın kimseye nasip etmediği bir şey nasip etmiş Malatyalılar bana. Neyi nasip etmiş? Bana yıllardır oy veren sosyal demokratlarla hiç oy vermemiş ülkücüler, hiç oy vermemiş muhafazakarlar aynı gözle bakıyorlar. Gençlerin gözünde umut var benimle ilgili. O umudu nasıl kör edeceğim ben? Öğretmen mi alacağım? Tabii öğretmen alırken
Örneğin edebiyat öğretmeni alırken yerine herhalde liseyi bitirmiş birini alamam. Değil mi? Tabii. Mühendis mi alacağım? Ya bunların hepsinin bir şeyi olacak. Şimdi burada belediye işçilerine, belediye çalışanlara sesleniyorum. Belediye tam da onlarla ilgili bir soru soracaktım. Sorun. Belediye personelinin çekinceleri olabilir mi? Yani Veli Ağbaba geldiğinde mescitlerde ibadetimizi yapabilecek miyiz? Bizi işten çıkarabilirler mi? Kadrolaşabilir mi? Daire müdürleri bu şey, konuda. Konuşuluyor mu hakikaten? Yani soralım. Şey deniyormuş. Veli Ağbaba gelince işten çıkarabilir mi? Ya da bir ücretlerine, ekstra maaşlarına zam olabilir mi şu an? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanları Türkiye'deki büyükşehir belediye başkanları belediyeler arasında en az maaşla çalışamaz. O Malatya'nın şanına da yakışmaz, Veli Ağbaba'nın şanına da yakışmaz. Ben 6 yıl sendikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Evet. İşçilerin bize örgütlenme özgürlüğünü önüne açacağız. Az sendika, 5 sendika nereye üye olsunlar? Nereye üye olsunlar? İki, asla ve asla. Bakın, gelin burada utanırım, yakamı tutarsınız. Bir tane insanı işten çıkarırsam, bir tane insanı işten çıkarsam yakamı tutsunlar. Bankamatik kartı varsa, bankamatik kartla çalışan varsa bir şey demiyorum. Yani işe gelmiyor. İşe gelmiyor, evet. Çalışıyorsa. Evde maaşını alıyorsa her ay. Onlara bir şey demiyorum. Bakın, adaletli bir belediye başkanı olacağım, adil bir belediye başkanı olacağım. Bakın tekrar söylüyorum. Adili de sormak istiyorum Fatih. Araya mı gideceğiz? Reklama gideceğiz, evet. Ya bu adil aslında milli görüşten gelme ama AK Parti'den sonra demek ki o kadar çok adaletsizlik var ki. Çoğu parti adil, hatta iktidar partisi dahi şu anda adili kullanmaya başladı. Adil belediyecilik, adil belediyecilik. Yani bu niye bu kadar herkes adil belediyecilik kullanıyor? İktidar da dahil. Ya şöyle bakın, bunu herkes görüyor, iktidar da görüyor. İşte sanki şimdiye kadar ben yönetmişim, bir eleştiri yapmış olan evet. Sanki ben yönettim, adaletsizliği ben gittim memlekete. Bakın her alanda var, her alanda. Şimdi AK Parti'ye bakın, gittiğim yerde bazen söylüyorum, hiç üzülmeyin diyorum. Bazen bizim CHP'liler diyor ki ya biz işe giremiyoruz. Hiç üzülmeyin diyorum. AK Parti'ye oy veren fakir fukarayla, MHP'ye oy veren fakir fukarayla, CHP'ye oy veren fakir fukara arasında hiçbir fark yok. Eğer fakir fukaraysan, dayın yoksa işe giremiyorsun. Peki. Bununla reklama gidelim. Sevgili izleyiciler, Er Meydanı'nda ilk reklam aramızı vermemiz lazım. Veli Ağbaba daha stüdyomuzda. Ona sizlerden gelen onlarca mesaj var. Onları da yönelteceğiz. Merak ettiklerinizi soracağız. Ama şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan hemen sonra Er Meydanı, Veli Ağbaba ve gazeteci konuklarımız Mahir Temur Ulyakaya ile devam edecek. Programı devam edecek. Senden yok herkes bir olur.
Eli al babayla yaşa Malatya. Kucaklatır herkesi. Beydağ'ın Ankara'da gül sesi. Beni al babayla yaşa Malatya. İlaslan ayakkabı eskimeyen kalitesiyle yeni yerinde Malatya'ya hizmet vermeye devam ediyor. Bay ve bayan spor ayakkabılarında yeni sezon tüm modelleri İlaslan Ayakkabı'da. Gelecek güzel günlere adım atmak için İlaslan Ayakkabı'yı tercih edin. Ayakkabıda en sağlam İlaslan Ayakkabı. İletişim 0536 932 6196. Günümüz trend ve şık ayakkabıların adresi İlaslan Ayakkabı. Büyükşehir Belediye Yanı Geçici Ticaret Merkezi D1'e 8'de yine yeniden hizmette. Çağdaş tasarımlarla ev, ofis mobilyaları, ithal aksesuar ve İtalyan özel tasarım renkli porselen ürünleriyle 1965 yılından beri siz değerli müşterilerimizin benzersiz olma ihtiyacına çözüm üretebilmek, Malatya'mıza değer katmak için hizmet vermeye devam ediyoruz. Danış Mobilya, Malatya'nın mobilya ve aksesuar mağazası. It's just a thing of beauty. Adres: Karakavak Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı No 9 Taksim F Yeşilyurt Malatya. Yumoş deterjan canlandırıcı bakım ProCare teknolojisiyle kısa programda bile dokuları hızlıca sararak gençleştirir, renkleri canlandırır. Doku ve renk canlandırmada Yumoş deterjandan daha iyisi yok. Daha güçlü ayağa kalkacağız. En iyisi Malatya olacak. Malatya'mız her alanda refaha, mutluluğa, huzura kavuşacak. İyi Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şehmuz Göçmez. Her şey hep iyi olacak, bizimle mümkün. Malatya'nın en büyük yapı dekorasyon mağazası açıldı. 4000'den fazla çeşit ürünüyle, 40'tan fazla markasıyla, ücretsiz mimari hizmetiyle DekoYap tam hayalinizdeki gibi. Karademir ortaklığıyla Karademir DekoYap Kütahya Seramik, Malatya Park AVM çevre yolu karşısında hizmetinizde. Telefon 0422 504 3844. Yaşa Malatya.
Malatya deyince akan su durur. Hizmet etmek hem hayal hem de gurur. Onunla senden yok herkes bir olur. Eli al babayla yaşa Malatya. Kucaklatır herkesi. Beydağının Ankara'da gül sesi. Beni al babayla yaşa Malatya. Malatya City Outlet açıldı. Yerli ve yabancı markaların Malatyalılarla buluştuğu Malatya City Outlet 21.330 metrekare alan üzerinde bölge için yepyeni bir sosyal ve ticari buluşma noktası. Malatya City Outlet giyim, aksesuar, süpermarket, ev tekstili, kişisel bakım, parfümeri, kafe, restoran mağazalarıyla ziyaretçilerine geniş hizmet ve marka yelpazesi sunuyor. Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. 1988 yılında Sagra Special markasıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, o gün hangi kaliteyi sunduysa, bugün de meşhur lokumcu Celal Tercan ismiyle siz değerli müşterilerimize yine aynı kalite ve tazeliği sunmaya devam ediyor. Taze ve glikoz içermeyen lokum çeşitleri, hediyelik çikolata paketleri, söz nişan tepsileri, kahvaltılık çikolata fındık kreması ve meşhur el yapımı gofret çeşitleriyle siz değerli müşterilerimizi bu âlâ lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Meşhur lokumcu Celal Tercan. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı Milano Plaza 6 No 23B Yeşilyurt Malatya. Malatya Parklife'da yaşam gerçek bir ayrıcalığa dönüşüyor. Yüksek standartlarda inşaat kalitesi, şehrin kalbinde olduğunuzu unutturacak zengin peyzajı, 3,5 metre kat yüksekliği, akıllı ev sistemiyle donatılmış daireler, her odasında klima sistemi, kapalı yüzme havuzu, sauna, spa, Türk hamamı, kapalı otoparkı ve daha fazlası şimdi cazip fiyatlarla. Yarısı peşin, yarısı 24 ay faizsiz taksitle hemen tapu, hemen taşının. Sizi ödeme şartları için Malatya Life satış ofisine bekliyoruz. İnönü Caddesi Malatya Park AVM yanı. Malatya Park Life 0533 639 7444. Vasatlık kaderin değil Yeşilyurt. 99 Marmara depreminin ardından bölgenin yeniden kalkınmasını sağlayan afet yönetim uzmanı İyi Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayımız Doktor Yüksek Mühendis Ali Helvacı Yeşilyurt için en iyisi olmaya geliyor. Biz hazırız. Sıra sende Yeşilyurt. Her şey hep iyi olacak bizimle mümkün. Cunda Denizcilik gemi kiralama ve acentelik olarak deneyimli kadromuz ve birbirinden değerli gemi portföyümüzle denizcilik sektörüne en iyisini sunmaktan gurur duyuyoruz. Cunda Denizciliğin temel prensibi günlük değil, geleceği düşünerek imza attığı tüm projelerde her zaman en üst kaliteyi görebilmek ve maddi kazançtan çok denizcilik sektöründeki markasını düşünerek hareket etmesidir. Cunda Denizcilik varsa sorun yok.
Merkez Ofis, Kartal Kule, Esentepe Mahallesi, İnönü Caddesi, numara 147, kat 2, daire No 1925, Kartal İstanbul. Telefon 0216 574 2512. Samsun Ofis Telefon 0362 233 çift 084. Yumoş deterjan canlandırıcı bakım ProCare teknolojisiyle kısa programda bile dokuları hızlıca sararak gençleştirir, siyah renkleri canlandırır. Siyah giysileri canlandırmada Yumoş deterjandan daha iyisi yok. 2,5 aydır buradayım ben. Elektrik gelecek dediler. 2,5 aydır elektrik gelmiyor. Nedir bu ya? Nedir bu? Bugüne kadar depremde hiçbir milletvekili yokken Vela Baba Malatya'da oldu, çadırlarda yattı, gece sabahladı, sabah sabahladı. Sadece Malatya'ya çalıştı ve kendi genel başkan unvanını bırakarak Malatya'ya Malatya milliyetçisi olarak geldi. Hem de bu adalet olduktan sonra, bu dürüstlük olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Sağ ol. Düz yolun açık olur. Sağ ol anneciğim. Canım Malatya'm, siz çağırdınız, ben de geldim. Malatya'yı hepimiz için, herkes için güvenli bir kent yapacağız. Belediye başkanı olduğumda maliyetine konutlar üreteceğiz. Efendim zamanı yanında ilk siz vardınız. Yerinde dönüşüm problemini biz çözeceğiz. İnşallah kazanırsınız. Sizinleyiz. Dar gelirler için ve kiracılar için maliyetine konutlar yaparak insanlarımıza başlarını sokacak bir ev temin edeceğiz. Bunlarla da kalmayacağız. Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarını kısa sürede iyileştireceğiz. Canımızı dişimize takacağız. Tüm mesaimizi Malatya için harcayacağız. Daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha bereketli bir Malatya'yı hep birlikte yaratacağız. Güzel bir hatıra, o en değerli an, yazmaya başladığımız o ilk çizgi, sevdiklerimizi hangisi temsil eder? Bir an her şeyi kaybettiğimizi düşünün. Hayatımızı sağlamlaştırıyoruz. Ailemiz için, sevdiklerimiz için, hayatımız için. Bu çağrıya kulak verip el ele dönüştürelim. Kentsel dönüşüm hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Programı devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Er Meydanı devam ediyor tüm hızıyla RTV'de canlı olarak ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Veli Ağbaba. Veli Ağbaba'yla ilk bölümde deprem etkileri ve depremden sonra Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağı, yerinde dönüşüm, rezerv alan bu tarz konuları konuştuk. Tabii şehrin farklı noktalarında çok ciddi ihtiyaç olan başka konular da var. İşte eğitim alanı var, kadınlarımız var. Mesaj atıyor birçok kadınlar. Evde kadın kooperatifleri var. Bu kadınlar için neler yapacak diye. Öğrenciler için, gençler için ne tür projeleri var diye. Birçok sloganı var. Bollukla yaşa Malatya, bereketle yaşa Malatya, tarımla yaşa Malatya. Bunların açılımları neler? Hepsini konuşacağız, soracağız. Tabii sizlerden gelen çok sayıda mesaj var dedik. Bir izleyicimiz bugün oğluyla fotoğraf çektirmişsiniz. Neden oğlumla çekilen fotoğrafı yayınlamamış diye mesaj atmış. O fotoğrafı ben size gönderdim. Hemen Instagram hikayede paylaşıyoruz. Şimdi paylaşıyorsunuz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizim fotoğraf paylaştınız mı? Onu da paylaşırlar herhalde. Danışman arkadaşlar duyuyor mu beni? İnşallah izliyorlardır beni. WhatsApp'ta yazalım.
Şu an çok ciddi bir, bu arada rekor bir izlenme alıyormuşuz. İçeriden arkadaşlarımız hatta reklam arasında bunu konuştuk. 200 binin üzerinde bir izlenme ile gidiyor program. Yarın sahada bunun etkisini görürsünüz. İnşallah. İnsanlar size dün şunu söylemiştiniz, bunu söylememiştiniz diye sorabilirler. Şimdi izleyici mesajı okuyalım, sonra kendi sorularımızla devam edelim yine. Mehmet Kocaman yazmış. Veli Ağbaba, otizmli çocuklar için ne düşünüyor? Bir projesi var mı? Buradan tüm özel bireylerimizi, engelli bireylerimizi de dahil ederek engelli bireylerimiz için ne tür projeleriniz var? Onlarla ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Özel çocuklarımızla ilgili, yani ben onunla çok ilgileniyorum. Belki Mehmet Bey de bilir. Onların bu deprem sonrasındaki yaşamlarıyla da ilgilendim. Onların hem eğitimleriyle hem sosyalleşmesiyle ilgili çeşitli projelerimiz var. Özel çocuklarımız için bakım evleri, eğitim evlerinin kurulması, onlara evet. destek verilmesi düşünüyoruz. Ayrıca bakın unutulan bir kesim daha var. Burada ifade etmiş olayım. Bu çölyak aileleri var. Çölyak. Evet. Malatya'da 2000 aile var. Onlara da söz verdik. Onlara geldiğimizde bir glutensiz bir kafe açacağız. O 2000 aileye hem un konusunda hem diğer konularda ekmek destek olacaksınız. Peki. Depremden sonra kendi arazisine onlarca değil binlerce, 20 en son 23.500 civarında bir rakam çıkmış. Evet, ev var. Bunların elektrik, su, doğalgaz aboneliği ve bunların ruhsatlandırılması gibi ciddi bir problemle karşı karşıya olacaksınız. Onu sormuş izleyicimiz Fatoş Çelik. Yasal prosedürü zorlayacağız. Onların arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Olayın farkındayız. İnsanların mağduriyetinden bir çözüm bulmaya çalışacağız. Sayın vekilimiz en ufak bir haksızlık olursa bağırırım diyor şimdi. Ama soruyorum, sizce şu an bir milletvekili maaşının, emekli maaşının yanında kıyaslandığında ya da bakanların, cumhurbaşkanının, bu bir hak mı diyor? Daha genel bir soru sormuş. Yani şöyle, milletvekillerinin aldığı maaş, ben bireysel olarak almıyorum. Bütün milletvekili aynı maaş alıyor. Evet. Ama emeklilerin durumuyla karşılaştırıldığında hakikaten büyük haksızlık. Ancak emekli maaşlarını mutlaka yükseltilmesi lazım. Emekli maaşlarının bütçe yetmiyor falan hikayesine katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de yani işsizlerin dışında en mağdur olan kesim emekliler ve dul yetimler. Konak, Banazı, Gündüzbey, Çırmık'tı. Buralarla ilgili Mehmet Akif Gültaş. Buralar yerlerde, tarihi eserli yerlerde. Ne düşünüyor Veli Bey? Yani ben söylemeye çalıştım. İşte Banazısı, Gündüzbey'i, Yeşilyurdu hakikaten büyük hasar aldı depremde. Evet. Bunlar hem o yörelerin kültürüne göre tekrar yerinde dönüşüm yaparak inşa edilecek. Bir ve o insanların mağdur edilmeyecek. Bütün hem Banazı'yı söylüyorum hem Yeşilyurdu söylüyorum. Örneğin Yeşilyurdu'yla ilgili bu bizim hafta sonları gittiğimiz o fırınların tekrar inşa edilmesi için belediye destek olacak onlara. Tekrar o yediğimiz müthiş etler, müthiş tavaların yapılması için oradaki esnafımıza destek vereceğiz. Veli Bey de ricam demiş Gümüştekin Bey. Çok çalışın. Lütfen çok çalışın. Gece gündüz çalışın. Hizmet edin ki bu halk size artık sağ sol demeden oy versin ve bizi bu sahipsizlikten kurtarsın artık demiş izleyicimiz. Çalıştım. Çalışıyorum. Yani herhalde performansımızı depremde gördüler. Normal yaşamda da dediğim gibi gece gündüz demeden, uyumadan, dinlenmeden enerjim yüksek. Bu işi yapabileceğime inanıyorum. Bilgim birikimin olduğuna inanıyorum, tecrübemin olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarımız merak etmesinler, bu yakaladığım havayı yani sağdan, soldan, Kürt'ten, Türk'ten aldığım desteği hiç unutmayacağım ve o sorumluluk hareket edeceğim. Hocam birkaç mesaj daha okuyalım. Tülya Gök yazmış, bir hanımefendi ve ev kadını. 4 yaşındaki engelli kızımla MOTAŞ'a otobüse bindiğimde kendisinden hala ücret basmasını, kart basmasını istiyorlar. Veli Bey de başka belediyeler gibi 4 yaşına kadar çocuğu olan ailelere ücretsizlik... Biraz önce bununla ilgili konuştuk. 2-4 yaş arası çocuklu annelere, çocuklara ücretsiz bilet tahsis etmeyi düşünüyoruz. Halk için bir kent lokantası düşünür mü? Böyle projesi var mı? Var. Bakın evet. Burada var valla. Burada var. İsmi kent lokantası ile halk lokantası dedik. Nerede o projemiz? Burada yazıyor. Buldunuz mu Hülya Hanım siz? Az önce okumuştum da. Bilmiyorum. Nerede gördüm. Bir yerde okudum. Kent lokantalarını Malatya'da açacağız. Maalesef insanlar artık bırakın lokantaya gitmeyi, çayla simit yemeyi unuttular. Mutlaka bunu geldiğimizde açacağız.
Yeni Malatya Spor'un durumu ne olacak? Şehirle birlikte Yeni Malatya Spor'u da ayağa kaldırabilecek mi? Malat... 500 milyon üstüne bir borcu şöyle söz konusu. Yani ben bu 500 milyon belediyenin karşılaması şu anda mümkün değil. Ama hem Malatya Spor'a hem Yeni Malatya Spor'a destek olacağız. Kentin takımları bizim için önemli. Hep gittiğim zaman söylüyorum. Bir lig, bir takım birincilikteyse, süper ligdeyse o kent de süper ligde oluyor. Birçok sosyal anlamda faydası var şehre. Şehri birleştiren bir duyguyu yaşıyoruz hep beraber. Sadece Malatya'da yaşayanlar için evet. değil, Türkiye'de yaşayan tüm Malatyalılar için. Bunu yaşıyoruz. Ayrıca Fatih Bey, siz çok ilgileniyorsunuz sporla. Evet. Bunun da, bu da söyleyeyim size sormadan. Sadece iki Malatya Spor'a değil, amatör kulüplere, sadece futbolla ilgilenen amatör kulüplere değil, tüm amatör kulüplere destek olacağız. Örneğin onlara tesis yapma sözünü şimdiden veriyoruz. Mutlaka süper amatör spor kulüplerinin Yeşiltepe'de alan da var. Tabii soyunduğu, giyindiği, antrenman yapabildiği alanları geliştireceğiz. Kadın voleybol takımları. Evet. Örneğin engelli basketbol, engelli basketbol takımları. Takımlarımız var. Onlar hepsi desteklenecek. Basketbol takımları evet. desteklenecek. Sadece futbol değil, bütün takımlar desteklenecek. Tüm branşlar. Tabii amatör spor kulübünün desteklenmesi şu anlam var. Trabzon'dan futbol çıkıyor, Malatya'dan çıkmıyor. Niye acaba? Evet. Doğru. Niye altyapı yok? Çünkü bunu destekleyeceğiz. Peki diyor ki sayın vekil, belediye başkanı olursa Büyük Millet Meclisi'nde bu kez bağırıp hakkımızı savunacak kimse kalmayacak. O zaman hiç merak etmesinler bak. Hakkımızı kim savunacak? Bu seçeceğiniz Ankara'ya da güzel soruydu. Yok şöyle, bu seçeceğiniz belediye başkanı Türkiye'nin yani övünmek gibi olmasın, Türkiye'nin tanınmış siyasetçilerinden. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye'nin tanınmış siyasetçilerinden. Ve hiç merak etmeyin. Ben dün bir programa çıktım Halk TV'de İsmail Küçükkaya, ona da söyledim, dedim bak Malatya'nın bir derdi olur, bir sorunu olursa gelir yakanızdan tutar, ben burada konuşurum dedim. Yani her yere çıkarım ben, çıkmam mı? Evet. Bas bas bağırırım, hiç merak etmesinler, bir çözüm bulacağım bu işe. Peki şimdi çok sayıda izleyici mesajımız var, hepsini okumamız mümkün değil, ancak takdir edersiniz ki böyle çok büyük destek mesajları geliyor, onları burada tek tek okumam mümkün değil, yani daha çok soru olanlar okudum. Biraz onları da okusan seviniriz ya, biraz moral buluruz Fatih Bey. Şimdi onu soracağım. Sahada çok güzel kalabalıklarla, harika sosyal medya videolarıyla, güzel bir ekiple bir iş yapıyorsunuz. Şöyle bir korkunuz yok mu? Ya bu sandıkta yansır mı, yansımaz mı? Yani sahadaki o müthiş ilgi, alakanın tamamının sandığa yansımasını bekliyor musunuz? Ya şöyle, ben bu geçirdiğim ilk seçim değil. Doğru. Seçim tecrübem var. Ben depremden sonraki şeyi de görüyordum, ilgiyi de görüyordum ama insanlar... seni çok seviyoruz diyorlardı, devamını getirmiyorlardı. Şimdi seni çok seviyoruz, bu parti seçimi değil diyorlar. Bu bir parti meselesi değil, bir memleket meselesi diyorlar. O nedenle ben ciddi miktarda oy alacağımızı ve kazanacağımızı düşünüyorum. Peki. Burada şeyi de sormak lazım. Hazır konu buraya gelmişken başka bir soru soracaktım ama onu birazdan sorarım. Şimdi bir de genel başkan değişimi durumu söz konusu oldu. O artık Özgür Özel partide genel başkan ve siz genel başkanın en yakınındaki isimlerden birisiniz. Partiye hakimsiniz ama Malatya'da da Arguvan'da ve Hekiman'da belediye başkan adayları değişti. Mevcut isimlerden sayın belediye başkanlığı yapan Sayın Turan Kara'da çok sert sözlerle sizi eleştirerek bu parti Veli Ağbaba'nın partisi, Barış Yıldız'ın partisi değil söylemini kullanarak ayrıldı. Aday da olmadı. Mehmet Kızıldaş bunun tam tersine bir partiden aday olmaya çalıştı. Oradan olamadı. Orada engellemelerle karşılaştığını söyledi. Bağımsız olarak adaylığını koydu. Hatta çok o da sert sözlerle, yani sert diyeyim sadece, sert söylemlerle sizleri eleştirmeye devam ediyor. Bir yandan da kendi tabanınızın size karşı bir tutum içerisinde olduğuna dair iddialar var. Ya da söylemler var. Ya da sahada buna dair çeşitli cümleleri bizler de duyuyoruz. Yani ilk defa milliyetçi kesim, ülkücü kesim, muhafazakar kesimden oy alacağım derken bir yandan da kendi tabanınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunuz ihtimaliyle ihtimalini hiç düşünüyor musunuz? Yani ben bütün ihtimalleri düşünüyorum tabii. Bunları da bakıyorum, inceliyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Yani biz bu aday belirlerken anketlerle belirledik. Hı hı. Onu söyleyeyim ben size. Anket yaparak belirlendi. Ankette kim öne çıkmışsa, Akçadağ'da öyle, Doğanşehir'de öyle, Hekiman'da öyle, Arguvan'da öyle, Arapgir'de öyle. O şekilde belirlendi. Yani durum bu. Partide bana muhalefet eden var mı? Her partide olduğu gibi. Yani şimdi AK Parti'de yok mu? Ya da MHP'de yok mu? Var. Parti için muhalefet var. Bana da muhalefet edenler var. Ya bunların bir kısmının
işte çok hırsla çok az bir kısmının bana kaybettirmek için çalışma ihtimali var mı? O da var. Yani o da var. Bu insanlarda isimlerini biliyorum, kim olduklarını biliyorum. Ama böyle bir hırsları var. Ama benim tabanda böyle bir sağduyunun olacağına inanıyorum, güveniyorum. Ben milletvekilliği dönemi boyunca kendi partime seçilmiş belediye başkanlarına, belediyelerine elimden geleni yaptım. Bakın 200'e yakın araç hibe edilmiştir 3 belediyeye. Nereden geldi bunlar? Bunlar hepsi Vela Baba'nın kişisel ilişkilerinden, siyasetinden dolayı buraya getirildi. Örneğin Ekrem İmamoğlu şu anda herhalde bir 150 milyon lira yapılamaz. Hemen geçerken görürsünüz Sivas'a giderken veya Hasan Çelebi'ye giderken. Hemen Yunus Dağı'nda Atatürk Kültür Merkezi var. 150 milyon lira yapılamaz o. O Vela Baba'nın ilişkileri sayesinde yapılmıştır. Arguvan'da aynı şekilde. Bakın ben yerel yönetimlerde genel başkan yardımcısıyken Türkiye'de bir projeyi uyguladım. Bunu herkes biliyor. Ne? Kardeş belediye projesi. Büyük abi küçük kardeşin yanına gidiyor. Yani küçük kardeş gidip kapılarda beklemiyor. Kadıköy Belediyesi'ni aldım götürdüm Bingöl'ün yayla deresine. Oraya bir kültür merkezi yaptı. Bu kardeş belediye projesi Vela Baba'nın projesidir. Beşiktaş Belediyesi ile Hekimhan Belediyesi'ni kardeş yaptım. Bir düğün salonu yapım hikayesi oldu. Arguvan'la Ataşehir Belediyesi'ni kardeş yaptım. Oraya müthiş bir kültür merkezi yapıldı. Yapanların eline sağlık. Bu proje kapsamında. Bakın Mersin'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den birçok kaynak aldım Malatya'ya. Şimdi bunları yapacak mıyım? Yapacağım. Bakın Ataşehir Belediyesi değişti. Başkanı değişti. Onun sonra adı güzel isminde bir arkadaşımız oldu. O da Malatyalı. O da Malatyalı ve Arguvanlı. Arguvanlı. O Arguvan'ın abisi olacak. Arguvan'ın abisi olacak ve Arguvan'la ilgili çok önemli projeleri var. Birkaç gün sonra onu da açıklayacağım. Aday belirlerken Arguvan'da bir etkiniz olmadı mı? Etkim olmaz mı? Ya niye etkim olmasın? Bu Arguvan bir siyasi karar. Evet. Bir anket meselesi var. Şimdi Hekiman'da etkim oldu mu olmadı mı? Ankete Mehmet Kızıldaş dahil miydi? Herkes dahildi. Mehmet Kızıldaş şimdi, ankete dahil olmadığını iddia etti. Herkes dahildi. Mehmet Kızıldaş dahil, öbürü de dahildi. Ayrıca bakın bu bir particilik meselesi, farklı bir mesele. Şimdi Mehmet Kızıldaş Arguvan Belediye Başkanı 2014'te parti aday gösterdi. 2019'da parti aday gösterdi. Yani 2024'te aday gösterilmedi. O da tercihini farklı yaptı, partiyi bıraktı. Partinin milletvekili düne kadar övgü dizdiği, düne kadar milletvekilinin ona her türlü destek verdiği bir milletvekiline ağır sözler hakkında hakarete varan şeyler söyleyerek ayrıldı, başka partiye aday oldu. Ben burada bir şey demeyeyim, bu siyasette oluyor böyle şeyler. Ama ya dün, ya diyor ya, dün övdüğün, övgüler düzdüğün bir milletvekiline söylemek söz bırakmadı, hiçbir şeyim kalmadı. Ben bunlara cevap verecek değilim burada. Ama şunu herkes bilsin ki Arguvan'a çivi çakıldıysa Vela Baba'nın emeği vardır. Hekiman'a çivi çakıldıysa Vela Baba'nın emeği vardır. Bakın Arguvan Türkü Festivali'ne kimler sponsor olmuş bir bakın. Arguvan Spor'a kimler sponsor olmuş bir bakın. Arguvan Spor'a bir bina yapıldı. Boyasını kim vermiş, teramini vermiş, kim vermiş bir bakın. Yani bir bakın. Benim Arguvan Belediyesi'ne bir çıkarım yok, bir şeyim yok. Ama bir milletvekili olarak görevimi yapmaya çalıştım. Ve herkesten fazla görevimi yapmaya çalıştım. Şimdi diyor ki Arguvan'a çok büyük değişimler oldu. Efendim 2014'ten önce belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil miydi? Niye bu hizmetler yapılmadı? Niye kültür merkezi yapılmadı? Niye krediler alınmadı? Niye kamyon alınmadı? Niye başka araçlar alınmadı? Bunları, Vela Baba'nın emeği var. Bizim belediyenin en büyük şansı, 2014'te seçilen belediye başkanı en büyük şansı Vela Baba. Niye? Çünkü Vela Baba hemen seçimden sonra yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. Vela Baba vallahi herkes biliyor ki, bütün belediyeler biliyor ki Vela Baba Malatya milliyetçisi. Eğer bir belediye başkanının telefonu çalıyorsa Türkiye'nin herhangi bir yanında Arguvan için bir şey istiyor, Hekiman için bir şey istiyor, Arapkir için bir şey istiyor. Şimdi 2014'te rahmetli Hüseyin Taşlan belediye başkanı değil miydi? Deniz Baykal Kültür Merkezi sözü vermemiş miydi Arguvan? Niye yapılmadı? Niye yapılmadı acaba? Çünkü Vela Baba geldi, kalıbını koydu, Arguvan'a bir kültür merkezi yaptırdı. Vela Baba geldi, Hekiman için Allah selamet versin Ali Seydi Millioğlu'na. Her taraftan araç aldım Hekiman'a. Ben olmasaydım bu daha önce ona da Allah selamet versin. Sait Özoğlu belediye başkanımızdı. Niye kimse destek olmadı? Çünkü böyle bir
şey yoktu. Peki siz belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı seçilirseniz, Mehmet Kızıldaş da Arguvan belediye başkanı seçilirse herhangi bir sorun, sıkıntı yaşar mısınız? Ben Arguvan'a hizmet etmeye devam ederim. Bakın, ben Arguvan'a hizmet etmeye devam ederim. Arguvan'a desteklemeye devam ederim. Bütün işler olduğu gibi. Şimdi ben Doğan Yolu'da bizim adayımız yok. Doğan'a hizmet etmeyeceğim. Doğan'a hizmet edeceğim. Darendi'ye hizmet etmeyeceğim. Vallahi billahi herkesten fazla hizmet edeceğim Darendi'ye. Göreceksiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ancak bakın, Vela Baba, bu daha benim adaylığım gündemde değilken 4-5 Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan söz aldım. Benim en büyük hayalim ne biliyor musunuz? En büyük hayallerimden birisi, yani ilçelerle ilgili. Gittiğim ilçelerde aynı şeyi görüyorum. Arguvan'da aynı şeyi görüyorum. Arapkir'de aynı şeyi görüyorum. Darendi'de aynı şeyi görüyorum. Pötürge'de aynı şeyi görüyorum. Ne biliyor musunuz? Şimdi karı koca ilçelerin pazarlarının olduğu gün alışverişe geliyor. Alışverişlerini yapıyorlar. Ya da kaymakamlığa geliyor. Ya da nüfusa geliyor. İşlemlerini yapıyorlar. İşleri bitiyor sabahın 10'unda. Arabalar kaçta? 3'te. Köy arabası. 12'de. 1'de. O saate kadar kadınlar ne yapıyor biliyor musunuz? Kadınlar Dulda'da oturuyor. Dulda'da. Evet. Ya da durakta oturuyor. Yani durakta oturuyor. Ya da bakkalda oturuyor. Gidecek. Erkek nerede ne yapıyor? Kahvede gidiyor. Kahvede kağıt oynuyor. Vallahi ilçeler bir tanesi de kendi ilçeler. Öyle değil mi? Öyle. Ne yapacağız? Vallahi her ilçeye kadın dinlenme evleri yapacak Vela Baba. Her ilçeye. Her ilçeye yapacağım. Kimini sponsorlu yapacağım. Belediyenin 1 lira çıkmayacak Büyükşehir Belediyesi'ne. Kime yaptıracağım? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yaptıracağım. Maaş alacak mısınız belediye başkanı? Alacağım tabii. Neyle geçinecek? Harika. Yani. Yalan mı söylüyorum? Alacağım yani. Ne kadar maaş aldıklarını biliyor musun? Hayır, bunu niye AK Partili adaylara sormadın? Sormadım. Kim sonra geldi bak, ki zaten? Sonra bak ama. Kim geldi? Sami Bey geldi. Bak ben, Sami Bey memur ama. Vela abinin ben her yıl, ticaret ben her anlamında yıl, ihtiyacı her yıl değişik kesimde. Bugün bir kadın geldi, boynuma sarıldı. Bir kadın geldi, dedi ki sen dedi, benim oğluma burs veriyorsun dedi. Kadını tanımam bilmem. Hangi partiye oynadın gezin? AK Parti. Senin canın sağ olsun. İhtiyacın var mı? Vallahi ihtiyacı var. Canın sağ olsun. Ne yapacağız yani? Burs verecek mi? Göreceksiniz. Verecek misin? Malatya Büyükşehir Belediyesi burs verecek öğrenciye. İhtiyaç sahiplerine. Kesinlikle kadınlarla ilgili. Veli Bey. Kadınlarla ilgili söylüyorum. Şu soruyu sorayım. Onunla devam edin lütfen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yeni anne olanlara 4 yıl boyunca ulaşımı ücretsiz onu yapmış. Onu cevap verdim ama. Evet. Cevap verdim, bir şey daha söyleyeyim. İmamoğlu yapıyor ya. Olayı kaçırmışım. İmamoğlu yapıyor ya. Bebeklere süt vereceğim diyor. Vela Baba da verecek. Sütü nereden alacak? Nerede? Malatya'daki süt üreten çiftçilerden alacak. Onlardan. Soğuk zincir de kurmanız lazım. Onlar kolay işler. Öyle zor işler değil. Onlar kolay işler. Bugüne kadar kurulmadı bunlar. Kurulur. Zor bir şey değil o. Yani çok büyük bir masraf isteyen bir şey değil. Vela Baba 3-6 yaş arasındaki bütün çocuklara, ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt verecek. Şimdi kadınları unutmayayım da kadın dinlenme evi yapacağım. Kadın dinlenme evinde ne olacak biliyor musunuz? O erkekler gidiyor ya kahvede. O erkekleri sokmayacağım oraya. O yıllarca o kadınlar. Güzel. Bir ne yapacağım? Kapıda beklesinler. Gitsin gün mü yapıyorsun? Hafta içi. Ya pazarın olmadığı gün. Örneğin Darendi'nin pazarı hangi gün? İşte Pazartesi Cuma günü. Doğanşehir'in pazarı hangi gün? Salı günü. Arguvan'ın pazarı hangi gün? Çarşamba günü. Pötürge'nin pazarı hangi gün? Pazartesi Cuma günü. Mutlaka kadınlar geliyor. O günler dışında. Gelsinler günlü yapsınlar, eğlencelerini yapsınlar, sosyalleşsinler. Kadın çocuğuyla geliyor, çocuğunu emzirecek yer bulamıyor. Ne zaman? 2024 yılında Malatya'da. Olmaz. Olmaz. Vela Baba buna izin vermez. Ama Hülya Hanım, Veli Bey gerçekten bak, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda tartışılan konu Murat Kurum'un işte İmamoğlu'nun o kent lokantası gibi bu tür şeyleri biraz küçümsemesi. Evet. Malatya'da da gerçekten sosyal belediyecilik alanında siz bunu kafaya takmışsınız. Başka şeyler de var. Dur. Murat Kurum'un tabii söylediği hani bunu bir proje olarak anlatılmasına. Yoksa ya kent lokantasına kim itiraz edebilir ki? Ya yani, ama bak bir şey söyleyeyim. Bu şimdiye kadar yapılmıyor. Bak şimdiye kadar yapılmamış. Proje diye Mansur Yavaş veresiye defteri kapatıyor. Çok evet. Basit gözükebilir. Eczanelerde. Askıda fatura. Evet abi. Borçları şimdi bunların hepsi yapılacak. Bakın. O kadın dinlenme evlerini kazandıracağım. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bazen milletvekilliği, muhalefet milletvekili dersin yan gelir yatarsın. Vela Baba muhalefet milletvekiline yan gelip yatmadı. Türkiye'deki bütün belediyelerin imkanlarını Arguvan için kullandı, Hekiman için kullandı, son dönemde Arapkir için kullandı. Bir başka şey söyleyeyim. Vela Baba depremde... Sadece üçünü sayarsanız özür dilerim. Sanki yok, CHP'li yok, belediyeler için kullanmışsınız gibi oldu. Şöyle söyleyeyim bir dakika oraya geleceğim.
Ama kardeş belediye ben kendi belediyelerim arasında yapabiliyorum. Yani evet. Alıp Doğanşehir Belediyesi'ni bir yere kardeş yapamıyorsun. Kale, yani. Pötürge. Aa, şunu da söyleyeyim. Ben bu belediye başkanlarına çağrı yaptım. Hanginiz İstanbul Belediyesi'nden bir şey istiyorsanız gelin başım üzerine önünüze düşerim dedim. Ama kimse talepte bulunmadı. Yani kimse bir şey söylemedi. Anladım. Şimdi bakın Bela Baba depremde böyle bir insanlar memnun olduysa Bela Baba'nın cebinden karşılayacak bir gücü yok. Nereden aldı? Örneğin depremin ilk günü gece 1.5'da aradım 150 bin tane Mansur Yavaş'tan ekmek geldi. Evet, evet. Onlarca kamyon odun geldi. Un geldi. Bakın bir fırıncılar odası başkanını aradım. Dedim açık fırın var mı Malatya'da? Aradı. O da burada değildi. 3 fırın buldu açık. O 3 fırını aradım. Size un gönderiyorum. Ekmek yapın. Masrafınız da undan çık. Undan alın dedim. Bedava dağıtın dedim. Kime dağıttı? Nereye dağıttı bilmem. Şimdi bütün yani belediyenin imkanlarını, odunlu, kömürünü, örneğin Haluk Cömertoğlu gündüz gitti sandviç yaptı. Öğleden sonra geldi. Çevrenin altında bir görev verdik ona sağ olsun. Dağıttı. Nereden aldı Haluk Cömertoğlu? İzmir Belediyesi'nden aldı. Arguvan'a onlarca tır odun gönderdi, giyecek gönderdi. Evet. Nereden aldı? Ne bileyim Ankara Belediyesi'nden aldı. İstanbul Belediyesi'nden. Engellendiniz mi hiç peki? Neden yani. Engelli? Ben gönderdim. Hayır. Yok, size Malatya'da size CHP'li belediyeleri bu konuda yardım yapmasını, sahada görünmesini engellemeye çalışanlar oldu mu? Yok yani öyle bir şey olmadı. Bakın şöyle söyleyeyim. Bu belediye şu sadece yardımları CHP'li insanlara sunmadım ki ben. Tabii. Depremde biraz önce Polaşlaroğlu yanımdaydı. Birisi açız dedi. Bir video var belki sosyal medyada. Açız. Bir isteğiniz var mı dedim. Salkıpır Mahallesi yanlış hatırlamıyorsam. Açız kardeşim açız dedi. Polat ne yapabiliriz? Dur bir dakika abi dedi. Bir pastanede 200 gramlık, 250 gramlık şeffaf kutularda kurabiye buldu. Bir tır aldık. 156 bin lira. O günün parasıyla. 156 bin lira tır 2 saat sonra geldi. Bütün ateş başlarında yani insanlar varilleri ateş atmışlar ya. Evet. Isınma ayette kalmaya. Evet, evet. Bütün araçlara tek tek dağıttık. Tek tek dağıttık. İkinci gün 660 bin liralık ton balığı, sarma, plaki bulduk. Bütün Malatya'ya dağıttık. Yani bunu Vela Baba tek başına yapmadı. Şimdi depremle ilgili çok sayıda izleyicimiz mesaj atıyor. Diyorlar ki Gizem'le alakalı bir video vardı. Hani onun kurtulmasıyla alakalı. Lütfen ekrana getirir misiniz diye. O video hazırmış arkadaşlarımız. Bir dakikalık bir görüntü. Vela Baba'nın depremde bir depremzede vatandaşın Göçük'ten oradaki enkazdan çıkarılışıyla alakalı aday tanıtım programında da projeleri tanıtım programında da ekrana getirdiği bir video vardı. Bir dakikalık bir video hemen onu hızlıca bir izleyelim. Çünkü çok istendi o. Millet duygusal anlar yaşıyor. Sayın Bey, kızım kaldı. Burası yeri. Kurban abim. Bu temel üzerindekinde aslanlar sesi var. İki blokta sesler de geliyor da hiç kimse yok. Yani bir afet falan gelmez mi? Şey gelmez mi? Ege Sofa Zaviye Mahallesi. Gizem! 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 Eve giderken bir babanın çaresince üzerine koşup yakamı tuttuğunu gördüm. Kurtar kızım dedi. Elinde hiçbir şey yok. Kızımı kurtardı. Kızım enkazın altında sesini duyuyorum dedi. Aldı beni elini enkazın altına soktu. Gizem, Gizem, Gizem diye bağırdı babasıyla beraber. Allah bir daha o günleri yaşatmasın, göstermesin ülkemizin hiçbir köşesine. Seçimi kazanırsınız, kazanmazsınız ama hakikaten şu görüntü size oy veren, vermeyen herkesin yüreğini dağladı. Bunu ifade edelim. Çok sayıda izleyicimiz de bugün bize mesaj atmıştı. Çok etkilendik diye. Bir kez daha bundan dolayı ekrana getirdik. Zor günlerdi, çok şükür evet. Geride kaldı. Bunu da paylaşmak istedik. Bugün 14 Mart bu arada Selahattin Başkan bir paylaşım yapmış. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsına verilen ödülden dolayı Malatya'mızın Karaciğer Nakli'nde gururu kıymetli hocamız Profesör Doktor Sezai Yılmaz'ı tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum diye Sayın Cumhurbaşkanı ödüle layık görmüş Sezai hocamızı. Dünyada olmayan, onu da söyleyeyim, dünyada olmayan bir şey yaptı. Belki Malatyalı altılı. Hakim mi değil bilmiyorum. Dünyada altılı, olmayan bir şey yaptı. Evet. Umarım Sezai Yılmaz. İkincisini yaptı. Evet, umarım Sezai Yılmaz Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülür. Fazlasıyla artık bu ihtiyaç. Şöyle belki insanlar bilmeyebilir. Malatya Türkiye'de organ nakli konusunda organı
ailenizden alabiliyorsunuz. Yani evet. Sağlık Bakanlığı'nın etik kuralları var. Ailenizden yani alabiliyorsunuz. Türkiye'de şartlar çok ağır. Şimdi şöyle düşünün. 6 tane karaciğer hastası var. 6 tane donör var. Yani karaciğer verecek insan var. Senin akrabanın donör karaciğer sana uymuyor. Evet. Benimki bana uymuyor. Onları bir algoritma geliştirilmiş. O algoritmada yüzlerce şeyin uyuması lazım. Evet. Kan uyumu lazım. Ne bileyim bir sürü uyum lazım. Dok uyumu lazım. Senin karaciğer donörünü Hülya Hanım'a veriyor. Benimkini Mahir Bey'e veriyor. Ya böyle bir şey 6 yıl ilk kez yapılıyor. Dünyada yapılan örneği yok. Tabii. Ve bunu nerede yapıyorlar? Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapıyorlar. Akciğer'de 2 yapıldı. Geçen Kasım Nobel ödülü aldı. Aynen öyle. Evet. Ya bu çok altılı ikinci defa ve sağlıklılar. Bu önemli bir şey. Bu Malatya için çok büyük şahane bir tebrik marka. Ediyoruz Sezai Hoca'yı ve bu arada bütün doktorların da tıp bayramını kutluyoruz. Kutlamış kesinlikle. Şimdi Veli Bey, 120 binden fazla insan konteynerlerde yaşıyor ki bunlar AFAD'a kayıtlı olanlar, bir de kayıtsız olanlar var, bireysel olanlar var, sayı çok daha yüksek. 100 binden fazla insanın Malatya'yı terk ettiği rakamlar 70 bin civarında olduğu söylense de nüfusunu aldırmayanlarla beraber çok ciddi sayıda insan. 100 bin civarında orta hasarlı, 100 bini aşkın orta hasarlı bina sahibi ne yapacağını bilmiyor. Profesör Doktor Abdullah Korkmaz Hoca'nın bir anket çalışması var, gördünüz mü bilmiyorum. O anket çalışmasına göre %57 Malatya'yı fırsat bulduğu takdirde terk edecek. Böyle bir Malatya'dan bahsediyoruz. Az önce bir izleyicimiz Fatih'in okuduğu mesaja göre çok çalışmanız gerektiğini söyledi. Siz de canımızı dişimize takacağız diye ifade etmişsiniz. Öyle bir Malatya ki, öyle zorlu şartlarda yaşıyoruz ki umudumuz maalesef yeterince yok. Dinamik tutmaya çalışıyoruz ama sahayı görüyoruz. Yani sahadaki eksikleri görüyoruz. Çok fazla sıkıntı var ve maddi olarak da maalesef kötü bir dönemdeyiz. Enflasyon Türkiye'de yüksek, Malatya'da daha fazla yüksek. Hayat bu bölgede çok zor. Dolayısıyla insanlar şehri terk etmeye çalışıyorlar. Nitelikli nüfus zaten gitmiş vaziyette. Parası olan, maddi imkanı olan, elinde gücü olan ve mesleği olan zaten gitti. Şimdi bu insanları geri getirmekle beraber şimdi şehir bir şekilde yapılacak. Bunu siz yapacaksınız, bir başka isim yapacak. Ama bu aidiyet yok oluyor. Şehre dair az önce dediniz ya, ben bu şehrin insanıyım. Ben öldüğümde anamın kucağına gömülmek istiyorum. Şimdi bu söylemler, bu şehrin bütün sokaklarını bilmek, bu şehrin bütün geçmişine sahip olmak, mesela Kernek Meydanı'nın ortasına beton dökmemek gibi. Yani bu şehre ait olmakla alakalı bir şey. Ait olma hissiyatı gün geçtikçe azalıyor. İnsanların duygusu maalesef ciddi şekilde şehre ait duygusu azalmaya başlamış vaziyette. Enerjinin yükselmesi lazım. Enerjinin yükselmesi, evet dediğim gibi bir şekilde bir şeyler yapılacak ama kim yapar bilmem. Siz ben adayım diyorsunuz. O enerjiyi yükseltebilmek adına, vatandaşlara umut verebilmek adına, evet güzel projelerden bahsediyorsunuz ama kapı kapı gezmek lazım, sahadan ayrılmamak lazım, her gün sizi görmeleri lazım. Diyebilirsiniz ki benimle çekilen bir fotoğraf ne olacak ki? Ama o insan için hakikaten çok önemli. Bir dokunma, bir sarılma, bir varlığını kabul etme ya da unutulmama ya da sahipsiz bırakılmama, insanların şu anda duygusu bu. Seçilseniz de bunu lütfen yapın. Bugüne kadar gelen mesajlara karşılık söylüyorum. Seçilmeseniz de yapın bunu. Lütfen insanları bırakmayınız. İnsanlar siyasetçiye de bürokrata da ihtiyacı var ve bu ihtiyaç gün geçtikçe artıyor ve kimileri belki yapamayacağını düşündüğü için, belki de verecek cümlesi ya da söyleyecek cümlesi olmadığı için kendini geri plana çekmiş vaziyette ama bizim isteğimiz sizi çok daha siyasetçileri, bürokratları, yöneticileri sahada çok daha fazla görmek. Bunu önce söylemek istedim. Ardından dönüşüm sürecinde 5000 lira kira yardımından bahsediyorsunuz. Var olan kira yardımına ek mi vereceksiniz bunu, yoksa alamayanlar için mi vereceksiniz? Şöyle, bu kentsel dönüşüm için geçerli olacak. Yani hı-hı, örneğin Yeşil'de bir kentsel dönüşüm mü yapacağım? Evet. İkna edeceğim. Hı. Bakın diyeceğim, böyle bir şey. Size bir yıl içerisinde evinizi teslim edeceğim. Evet. Bir yıl içerisinde veya ne kadar da yapılacaksa. Hı. Size 5000 lira kira yardımı yapacağım. Evlerinizin herkes konut sahibi olacak. Ev bitene kadar. Ev bitene kadar. Hı. O insanlara kira yardımı yapacağım. Şey, farklı bir şey bakın. Bir önce bu kiracılar ve dar gelirlerle ilgili söylediğimiz projeyi umarım bir hafta çağırırsınız beni. Hı. Ben bunları size anlatırım. Çok ciddi bir ekiple çalışıyorum şu anda. Bakın Malatya'yı bilen, Malatya'nın şehir planını yapan ekiple çalışıyorum. Kim? Nereden? Kimler? Malatyalılar mı? Malatyalı. Şunu söyleyeyim, ben Malatya Belediyesi'nde Malatyalılarla çalışacağım. Yani onu söyleyeyim burada. Büyükşehir'de. Büyükşehir'de. Malatya'daki ihaleleri, örneğin yıkım ihalesi oluyor vesaire. Ve burada hepimizi takip edeceğim. Bazen Çevre Şehircilik Bakanlığı, Malatyalılar en büyük şikayeti o.
farklı illerden gelen insanlar evet. müteahhit hizmetleri veriyor. Yıkım hizmeti veriyor. Müteahhit niye duruyor? Malatya'nın altın üstüne onlar getirdi zaten. Hatta bir hiçbir şey hassasiyet bakın, bırakmadılar. Bir geçen ticaret odasında bir esnafla konuştum. Harfiyat işi yapan. Biz gittik bedava teklif ettik. Kimse yüzümüze bakmadı dedi. Bunlar Vela Baba takılmayacak. Bakın Vela Baba tabii ki Çevre Şehircilik İl Müdürü değil. Tabii ki vali değil. Ama ben bir siyaset adamıyım. Kimin siyasetçisiyim? Malatya'nın. Kendim ne diye tanımlıyorum? Malatya milliyetçisi. Evet. Gereğini yapacağım ben bunu. Ya bunları da takip edeceğim. Veli Bey, sosyal belediyecilikten biraz bahsettiniz. Konutlardan da bahsettik ama kültür belediyeciliği ile ilgili hem pandemi hem deprem maalesef köklü festivallerimiz bile yapılamadı. Sadece ondan kaynaklı mı sanki? Değil bence. Değil. Çünkü her Ahmet Çakır döneminde de bahane üretilirdi. Herhangi bir Türkiye'de yaşanmış bir gelişmeden sonra festivallerimiz maalesef iptal edildi. İşte Malatya Uluslararası Film Festivali, Kitap Fuarı, Kayseri'de kaldı. Kitap Fuarı Festival 9'da kaldı. Niye Allah aşkına? 25'te kaldı. İşte İn Üniversitesi mesela festivalleri var. Kısa niye? Bunlar niye yapılmıyor? Sebebi ne? Yani bir kitap fuarı niye yapılmaz? Evet. Bir film festivali. Bakın Allah ona sağlık selamet versin. Ulvi Saran'a. Bu konuda Selahattin Gürkan'ın da hakkını yiyemeyiz. Selahattin Gürkan sayesinde Battal Gazi Belediye Başkanı iken çok önemli işler yapıldı. Bakın Ohan ne o Selahattin Gürkan'ın yaptığı hanın ismi ne? Kervansaray. Kervansaray. Yani. Selahattin Gürkan Mustafa mı yaptı orayı? Evet. Vardı o. Ama mezbelelikti. Evet. Onu ortaya o çıkardı. Ulu Cami ya da, var. Ya bu tür Aslantepe. Aslantepe. Şimdi Aslantepe. Vallahi Selahattin Gürkan'ın büyük emeği var orada. Selahattin Gürkan aday olsaydı aday olur muydunuz? Ya, şimdi, en önemli ben hiç aday olmayı düşünmüyordum. Yani olmayı düşünmüyordum. Ama aday gerçekten ya, aday olmaz mı? Adaylar genellikle Selahattin Gürkan'la ilgili muhalefet adayları. Hiçbir Şehmuz Bey öyle söyledi. Yanlış evet. bir cümle kullanılmıyor. Ben şimdi şöyle. Yanlış değilken ben, negatif ya, yapma. Ben Selahattin Gürkan'a. Teşekkür ediyorlar. Selahattin Gürkan belediye başkanıyken onu çok sert eleştiriyor muydum? Eleştiriyordum. Evet. Yani. Mecliste bile konuşmuşsunuz. Ya, vardı yani. Söylüyorum yani. Ona da eleştiriyorum. Önceki seçimde de. Bir önceki seçimde de her türlü şeyi söylüyordum. Yani ama ancak yaptığı bakın o kültür konusunda Selahattin Gürkan'ın hakkını yemeyelim. Film festivali bakın Ulvi Saran yaptı. Evet. Kitap fuarı Ulvi Saran yaptı. Ama maalesef bazı şehirde hakim olan bazı gruplar, bazı dernekler bunun yapılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Bunu bir siyaset olarak gördüler. Yani siyaset olarak veya anlayış olarak buna karşı çıktılar. Evet. Film festivalini bir yani evet. istemediler bunlar bu grup. Vela Baba gelirse o film festivali yapılacak. İnşallah. Hiç kimse kusura bakmasın. Vela Baba bu belediyeyi AK Parti ile birlikte yönetecek mi? AK Parti ile yönetecek. Sosyal demokratlarla yönetecek mi? Yönetecek. Herkes de yönetecek mi? Yönetecek. Ülkücülerle birlikte yönetecek mi? Yönetecek. Ama bu şehrin belediyesi kusura bakmayın. Buradan da söylüyorum. Bir dernekle bir gruba teslim etmeyeceğim. Onu bilin. Hiç kimse kusura bakmasın. Ya Malatya'nın Kayseri Festivali niye yapılmaz? Evet. 25. Festivalde tüm vekillerle beraber yürüdünüz. Niye yapılmasın? Niye yapılmasın? Çok güzel bir görüntüydü. Ya bakın. Bir şehri şehrin sadece şehri şehir yapan sadece caddelerin büyüklüğü, binaların çokluğu değil. Evet, evet. O şehre ruh katan değerleri var. Evet. Bakın. Ben size söyleyeyim. Ben geldiğim zaman bu şehirde bir Kemal Sunal'la ilgili gideceğim, aileden yalvaracağım. Kemal Sunal'ın varsa şu anda küskünler hala. Gideceğim, bana yalvaracağım. Diyeceğim gelin size bir müze yapıyorum, Kemal Sunal Müzesi. Bana Çöpçüler Kralı'nın kostümünü verin. Bana neydi o Kübar Feyzo'nun kostümünü verin. Burada sergileyeceğim, gençlerle tanışacağım. Gençler Kemal Sunal'ın Malatyalı olduğunu bilmiyor. Evet. Kemal Sunal nereli? Doğanyıl Gökçeli. Evet. Herkes bilecek. İlyas Salman, Allah uzun ömür ver hayatta. Ya geçen bir filmini izledim. Şener Şen'le atışıyorlar ya. Herkese çay, Şakir'e yok. Evet. İlyas Salman herkes bilecek. Yasemin Evci'yi herkes bilecek. Ne bileyim Kenan Işık'ı herkes bilecek. Bu memleketin değerlerini herkes bilecek. Yani sahiplendireceğim. Bir, bakın Adana Portakal Çiçeği Festivali yapıyor. İsim babası kim Allah aşkına? Kim yapmış? Bir Malatyalı. Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın CEO'su. Ali Haydar Bozkurt'a diyeceğim gel Malatya'ya bir Kayseri Çiçeği Festivali yapacağız. Ne yapıyor Zeydan Karalar? Zeydan Karalar Adana'nın ünlü film artistlerini çağırıyor. Tanımış simaları çağırıyor. Bir otobüse bindiriyor. Üst açık otobüse. Evet, evet. Kenti geziyor. Gezerken ne oluyor biliyor musunuz? Yüz binlerce insan sokakta. Evet. İstanbul'dan gelmiş. Malatya'dan gelmiş.
araştırmadaki doktorlarla karşılaştım. Ha, avukatlarla karşılaştım, Malatya'dan gelmiş. Tur otobüsleri götürüyor Malatya'dan. Evet. Adana'ya. Evet. Ne yapıyor? 3 gün Adana'nın esnafı bayram ediyor, lokantacısı bayram ediyor, dolmuşçu, takçısı, kayısıcısı bayram ediyor. Bunu Malatya'ya yapacağım. Malatya'nın psikolojisinin düzelmesi lazım. Kentin normalleşmesi için. Bu lazım. Film festivali yapacaksın mı? Yapacağım. Kiraz festivalini yapacağım mı? Vallahi yapacağım. Güreş, bizim Türk Tözü Karakucak güreşlerimiz vardı. Zengi Bahri Efendi'de de neler yapacağım. Bakın, bu kent bir de çürümüşlüğe terk edilmiş. Ne anlamda söylüyorum? Siz İzolu değil misiniz? Evet. İzolu'nda bir gezi teknesi yok muydu? Kayboldu. Ne oldu? Bilmiyorum. Yok oldu, buharlaştı. Ya da göl otelin oldu. Önce İn Üniversitesi'ndeydi. Turgut Özal Üniversitesi'ne geçip özelleşti. Çalışmıyor. Yok, çalışmıyor. Çalıştıracağım orayı. Ne yapacağım? Gençler kamp mı istiyor? Gide kamp yapacak. Kadınlar etkinlik mi istiyor? Gitsin yapsınlar. Peki başka çürüyen yeri var mı? Örneğin Battalgazi'de gezi teknesi duruyor mu? Kime ne zarardı ya? Kime ne zararı vardı? Evet. O da çürüdü gitti. Evet. Peki, Expo'yu. Yamadağ. Kayak merkezi. Kayak merkezi. Çürüdü. Kim yaptı? Vallahi bunların ben çalışır da ben onunla çalışacağım. Peki Hülya Hanım'ın sorduğu soru. Uluf Saran'ı arayacağım diyeceğim, bana destek olup kolak. Emekli olmuş. Olmuş mu emekli? Evet. Ama bakın, onun heyecanı bir başkaydı. Ya. Yani şimdi bak çok değişik adam. Ne bileyim şahsına münasır. Bak başka şeyler yapacağım. Bu şehirde, bu şehrin ortak değerleri var. Ne yapacağım? Bir, Allah nasip ederse bir sanatçılar sokağı yapacağım. Hepsinin heykelini dikeceğim. Yani ne yapacağım? Bakın bu şehirde, şehrin şehir yapanlardan birisi de bak siyasetçiler. Allah aşkına bir İsmet İnönü'yü başka yerin bir hemşerisi yapın. Oranın milletvekili laf söyler mi? Söylemez. Turgut Özal'a milletvekili olduğum günden beri kendi partime dair bir tek cümle söyletmiş değilim aleyhine. Neyine söyledim? Recai Kutan. Recai Kutan gittim, eleştirdiler beni. Gittim elini öptüm. Evet. 90'a yakın herhalde yaş. Allah uzun olsun. Gittim elini öptüm Recep Kutan. Niye elini öpmeyeyim? Gittim elini öptüm. Bir yerimiz olsa bekliyorum dedim. Çünkü bu adam Devlet Su İşleri Müdürlüğü yapmış. Evet, Malatya'da bu işte barajlar yapmış bir adam. Hizmet olan bir adam. Hamido. Meclis 7 saat kilitledim. Niye kilitledim? Hamido niye katledildi? Nasıl katledildi? Bunu meclis bir araştırsın bakalım. Ortaya çıksın o karanlık dönem. Bakın Malatya'nın geriye gidişlerinin sebebinden birisi odur. Evet. Malatya olaylardı. Yani Mevlüt Hasanoğlu bu önemli isim. Yüzlerce insan göç etti. Şimdi Mevlüt Hasanoğlu. Eyvallah benim partimde olduğu için değil, hala Mevlüt Hasanoğlu ismi piyasada var mı? Vallahi var. Yani ben bakın bu şehrin değeri AK Partili olur, CHP'li olur, MHP'li olur. Siyasi görüşü ne olursa olsun bu kentin değerlerini burayla barıştıracağım. Başka ben şimdiye kadar Malatya'da iş adamlarıyla ilgili siyasi görüşü farklı da olsa tek kelime olumsuz laf etmiş değilim. Bakın bu şehirde çok önemli insanlar var. Evet. Buradan geçtiğimiz günde annesini kaybetti. Mehmet Ali Aydınlar. Bir fen lisesi yaptırmış. Orada bizim görevden alınan her iyi şeyi yapan Malatya'da bir cezası olur ya. Battal Kambay yaptırmış. Gitmiş o gün cenazede konuştular. Oradan duydum. Malatya'ya fen lisesi yaptırmış. Ya Arap Gire. Kültür merkezleri, okullar, yurtlar. Ama nasıl kalitede? Evet. İstanbul'daki acı bademin kalitesini yaptırmış. Bu şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın önünde niye önümlülük demeyeyim? Bakın deprem yaşadık değil mi? Büyük acı. Neyle mutlu olduk? Hatırlayın bakalım depremde sevindiğimiz konulardan biri neydi? Voleybol. Evet. Kim yaptı onu? Akif Üstündağ yaptı. Akif Selahattin Gürkan'dan Allah razı olsun. Adını bulvara vermiş. Bulvara vermiş. Ben ona başka şeyler de yapacağım. Akif Üstündağ. Bakın ya. Akif Üstündağ niye yapacağım? Ya Akif Üstündağ. Bir şehri şehri yapan şeylerden bahsediyorsun. Ya öyle. Ya bak bir şey depremde neye mutlu olduk? Gece uyumadık. Türk milli takımı ne yapacak evet, diye. Evet, evet. Bir tane dünyanın tanıdığı bir kadını. Evet. Havanalı bir kadını, Kübalı bir kadını evet. Malatya'da yapmış. Evet. Daha ne isteyeceksiniz bu adamdan? Evet, evet. Kays... İstemezdik diye Malatya'da kampanya. Plakas şeyini, forma numarası kaç? 44. 44. Şimdi bu kadın buraya geliyor diye Vargas. Laf ediyorlar. Vargas. Aynen. Ya bu kadının yani Selahattin Gürkan bunu yapmıyor. Ben bunu daha fazlasını yapacağım. Peki. Şimdi Hülya Hanım'ın soruları var ama reklama gireceğiz. Expo'yu soracağız. Sanayi esnafı ne olacak? Kayısıcılar. Üçüncü bölümü yapıyor muyuz? Tabii yapacağız. Ha, tamam. Bitmiyor çünkü. Peki. Sanayi esnafı mesaj yağmuruna tuttu. Bizle ilgili hiçbir şey yok mu diyor.
Şire pazarı esnafı eski yerden yeni yere taşınırken bir kısım esnaf mağdur olduğunu söylüyor. Expo konusu var. Daha farklı meslek gruplarından mesaj yazan izleyicilerimiz var. Kayısı var bir kere. Bunca yılın sözleri farklı, havada kalmış. Farklı şehirlerin, ülkelerin kayısıları gelip Malatya kayısı diye satıldı gitti. Hepsine gireceğiz kısa bir reklam arasından sonra. Bugün uykusuzuz. Sahura kadar buradayız Veli Bey. Devam edecek. Etkilenen Malatyalılara ve yeni ev kuracak çiftlere Ladin Şahin Mobilya'dan dev destek kampanyası. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımından oluşan üçlü set 89.900 TL. Üstelik baza ve yatak hediye. Ayrıca TOKİ evlerine uygun ebatlarda ürünlerimizle sizlere gerçek bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Acele edin, avantajlı fiyatları kaçırmayın. Ladin Şahin Mobilya, Yüzakı Bulvarı ve Şeker Fabrikası karşısında. Telefon 0422 503 44 00. Malatya City Outlet açıldı. Yerli ve yabancı markaların Malatyalılarla buluştuğu Malatya City Outlet 21.330 metrekare alan üzerinde bölge için yepyeni bir sosyal ve ticari buluşma noktası. Malatya City Outlet giyim, aksesuar, süpermarket, ev tekstili, kişisel bakım, parfümeri, kafe, restoran mağazalarıyla ziyaretçilerine geniş hizmet ve marka yelpazesi sunuyor. Yeni bir vizyon, yeni bir yaşam merkezi Malatya City Outlet. Bay Sarıyer Börekçilik Malatya'da. Kıymalı, patatesli, peynirli, ıspanaklı kol böreği, Adana kaşarlı börek, sade Kürt böreği,
peynirli kır pidesi, ıspanaklı kır pidesi, kıymalı ve patatesli kır pidesi, boyoz ve poğaça çeşitleri. Bay Sarıyer Börekçilik alo sipariş hattı 0552 177 44 37. Orduzu Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi Moda Park Sitesi 6 Battal Gazi Malatya. Birliğin gücüyle yeni Hekimhan yeni bir yaşam için canla başla. Mehmet Tabaroğulları Milliyetçi Hareket Partisi Hekimhan Belediye Başkan Adayı. AVM Bingöl'e hayırlı olsun. Burada dünya markaları var, burada indirimler var, burada eğlence var. Alışverişin en rahat hali Milia Mall'de. Adres İnönü Genç Cadde, numara 78 Bingöl. www.miliamol.com.tr. Hoş geldiniz. Buyurun. Fakir bir ailenin çocuğu olduğumuz için Mardin'in adını baba Melekşe gönderdi. 7 yaşındayken baba burada çalış, paranı da bize köye veririz. Böyle başladı. Bir de hiç bozmadan ben ilk gündeyse işte ben şunu ver bakayım. Tabağını değiştirsin, masını değiştirsin, sandalyeni değiştirsin ama kebabın özünü değiştiremezsin yani. Bedris'te kebap ve lahmacun salonu, aile yerimiz ikinci kattaydı, salonumuz klimaydı. Biz böyle yerde geldik, yani kebap lahmacun. Bizim asıl işimiz o. Onun için herkes... Bedris, çırağı olmadı, hiçbir işin sahası olamıyorsun. Bizim Ramazan geleneklerimiz ışıl ışıl yapar şehirlerimizi.
Ve tabii bir Ramazan geleneğimizde Turkcell'den Salla Kazan Paylaş. Salla Kazan hediyelerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Paylaştığınız hediyeler ikiye katlansın. Üstelik siz de ek gigabyte kazanın. Ne de olsa Ramazan ayı paylaşma ayı. Hayırlı Ramazanlar. Doğalgazı yaşamın her alanına ulaştırma hedefiyle başlayan hikayemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında da gururla devam ediyor. Sadece bir yılda inşa ettiğimiz 6000 kilometreyi aşan hattımızla toplam şebeke uzunluğumuz yaklaşık 45 bin kilometreye ulaştı. Bugün dünyanın etrafında bir tam tur atan, yurdumuzun dört bir köşesine ilmek ilmek ördüğümüz çelik ağlarla, 27 il merkeziyle 297 ilçe ve beldede yaşayan 5 milyon abonemize doğal gazı güvenle ulaştırıyoruz. İlaslan ayakkabı eskimeyen kalitesiyle yeni yerinde Malatya'ya hizmet vermeye devam ediyor. Bay ve bayan spor ayakkabılarında yeni sezon tüm modelleri İlaslan ayakkabıda. Gelecek güzel günlere adım atmak için İlaslan ayakkabıyı tercih edin. Ayakkabıda en sağlam İlaslan ayakkabı. İletişim 0536 932 6196. Günümüz trend ve şık ayakkabıların adresi İlaslan Ayakkabı, Büyükşehir Belediye Yanı Geçici Ticaret Merkezi D1'e 8'de yine yeniden hizmette. Irmak Prefabrik Villa Çelik Yapı. 20 yıllık tecrübemizde binlerce projeyi sıcacık yuvalar haline getirdik. En hızlı şekilde sizleri hayalinizle buluşturmaya devam ediyoruz. Modern, kendine has dokunuşlarıyla kalite ve güvenin adresi Irmak Prefabrik Villa Çelik Yapı. Bilgi için 0553 570 8750. Refahlı şehirler, güvenli yarınlar için, Battal Gazi'ye yeni bir nizam için Ayetullah Geçen. Yeniden Refah Partisi Battal Gazi Belediye Başkan Adayı. 1988 yılında Sagra Spesiyal markasıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, o gün hangi kaliteyi sunduysa bugün de meşhur lokumcu Celal Tercan ismiyle siz değerli müşterilerimize yine aynı kalite ve tazeliği sunmaya devam ediyor. Taze ve glikoz içermeyen lokum çeşitleri, hediyelik çikolata paketleri, söz nişan tepsileri, kahvaltılık çikolata fındık kreması ve meşhur el yapımı gofret çeşitleriyle siz değerli müşterilerimizi bu âlâ lezzetleri tatmaya bekliyoruz. Meşhur lokumcu Celal Tercan. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı Milano Plaza 6 No 23B Yeşilyurt Malatya. Elektrik gelecek dediler. 2,5 aydır elektrik gelmiyor. Nedir bu ya? Nedir bu? Bugüne kadar depremde hiçbir milletvekili yokken Vela Baba Malatya'da oldu. Çadırlarda yattı. Gece sabahladı. Sabah sabahladı. Sadece Malatya'ya çalıştı ve kendi genel başkan ünvanını bırakarak Malatya'ya Malatya milliyetçisi olarak geldi. Hem de bu adalet olduktan sonra, bu dürüstlük olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Sağ ol. Düz yolunu açık olur. Sağ ol anneciğim. Canım Malatya'm, siz çağırdınız, ben de geldim. Malatya'yı hepimiz için, herkes için güvenli bir kent yapacağız. Belediye başkanı olduğumda maliyetine konutlar üreteceğiz. Efendim zamanı yanında işsiz vardınız. Yerinde dönüşüm problemini biz çözeceğiz. İnşallah kazanırsınız. Sizinleyiz. Dar gelirler için ve kiracılar için maliyetine konutlar yaparak insanlarımıza başlarını sokacak bir ev temin edeceğiz. Bunlarla da kalmayacağız. Konteyner kentlerdeki yaşam koşullarını kısa sürede iyileştireceğiz. Canımızı dişimize takacağız. Tüm mesaimizi Malatya için harcayacağız. Daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha bereketli bir Malatya'yı hep birlikte yaratacağız.
Medios. Reklamların ardından devam ediyoruz. Er Meydanı'nda sevgili izleyiciler, canlı yayında. Son turdayız, son programın bölümündeyiz artık. Vela Baba'yla Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sohbetimiz, muhabbetimiz, Malatya üzerine sorularımız, cevaplarımız devam ediyor. Şimdi çok sayıda yine izleyici mesajı var reklam arasında. Banazi'yi soran var, bunlarla ilgili konuşmuştuk. Malatya Spor'u soran var, konuşmuştuk. En son Expo'da kalmıştık. Expo ile ilgili 2028 ev sahipliği yapacak Malatya Kültürel Belediyecilik'ten devam ediyorduk. Buna hemen biraz değindikten sonra Veli Bey, özellikle sanayi esnafı ve çire pazarı esnafı gibi hani farklı meslek örgütlerinin de ciddi yaşadığı depremden sonra sorunlar var. Şimdi sanayi esnafı ile ilgili şunu söylemek isterim. Sanayi esnafı hakikaten ne yapacağını bilmeden belirsizlik halinde. Binalar da kendi kendine yıkılıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 bina evet. Yıkılmıştı. Orada Altay Kışlası'nda bir yer yapılıyor ama 750. Orada esnafı da mağdur etmeden ama onların da o koşullarını düzeltecek bir proje geliştireceğiz ama mutlaka esnaf bunun içerisinde olacak. Şimdi yeni bir şile pazarı yapıldı. Evet. Bir kısım esnaf gitmedi, eylem yapıyor. Onunla da konuşacağız. Nasıl bir çözüm isteniyor, nasıl bir izleniyor ama yani bence onların görüşünü alıp bir yola girmek lazım. Şu anki şile pazarının durumu çok olumlu gözükmüyor. Ancak onlara rağmen bir iş yapmayacağız. Yani buradaki kentte bir iş yaparken o kentin muhataplarıyla mutlaka konuşacağız. Peki. Expo ile ilgili Hülya bir şey söyleyeyim. Biraz önce Ali Seydi Milloğlu mesaj yazmış. Sizin döneminizde Konak Belediyesi'nin desteğiyle bir kadın dinlenme evi yapmıştık demiş. O da doğru. Benim böyle birçok ilçede uygulamaya çalıştığım projede onu da söylemek istiyorum. Expo meselesi bir mesafe kat edilmiş. Evet. Expo'nun iptal edilmesini mi istiyorsun? Ya anlamadım soruyu. Siz iptal gelince iptal mi edeceksiniz? Niye iptal edeyim? Sorumuz bu. Yok niye iptal edeyim yani? Expo almak için insanlar dünyanın emeğini mesaisini harcıyor. Evet. Expo'yu niye iptal edeyim? Expo Malatya Türkiye'yi tanıtacak. Hele bu dönemde. İptal edilir mi? Malatya Kayısı diye başka ülkelerden gelen Kayısılar Malatya'da. Ben şimdi geçtiğimiz günlerde ticaret borsasını ziyaret ettim. Bununla ilgili çok ciddi şikayetler var. Kayısı ile ilgili dışarıdan ithal ürün ediliyor. Malatya Kayısı'na karıştırılıyor. Şimdi ben sorumlu bir siyasetçiyim. Yani bunu araştırmadan bir şey söyleyemem. Ancak araştırmamız sonucunda öyle ciddi miktarda bir girişin olduğu doğru değil. Her dönem ne kadar alınıyorsa serbest bölgede bu dönemde o kadar alınıyor. Ancak Malatya Kayısı ile ilgili problem şu. Bakın Özbekistan Kayısı var. İran var, Cezayir var. Maalesef Malatya Kayısı pazar kaybediyor. Niye kaybediyor? Öne Çin pazarının kaybedildiği söyleniyor. Niye? Çünkü Özbekistan Kayısı daha ucuz. Bizim kayısımız şu anda 7 dolar seviyesinde. Onların kayısı 3,5 dolar seviyesi. Ama bizimki onlarınkinden daha güzel. Çok kaliteli tabii ki. Ama kalitesini ya, bilmeyen kuşkusuz, insanı bunu anlatamazsın. Kuşkusuz dünyanın en kaliteli. Pazar buna bir sorunumuz var. Buna bir çözüm. Buna bir çözüm bulmak lazım. Yani Amerika pazarımız devam ediyor. Almanya pazarımız devam ediyor. Rusya pazarımızda sıkıntı var. Çin pazarı kaybedilmiş durumda. Bunları çözüm bulmak lazım. Yani o iddia ben şimdi burada söyleyebilirim. Ben diyebilirim ki şey işte. Şey sorayım size. Kayısı Entegre Tesisi vaatlerinizden biri mi? Yani ben bu işe başladığımdan beri vaatlerden biri ya bu. Ya şöyle. Hala bak, bir ilerleme sağlamadım. Şöyle Malatya'da Kayısı ile ilgili bir Ar-Ge tesisinin kurulması lazım. Malatya Belediyesi'ne ihtiyaç varsa Malatya Belediyesi bu konuda destek olacak. Şimdi bizim bu Kayısı'yı iyi bilen mühendislerimiz var. Örneğin İnönü Üniversitesi Bayram Asma var. Bayram Murat Asma yani, Hoca tabii. Şimdi bunlardan faydalanmak lazım. Malatya'daki bu Kayısı konusunda şimdi ben Kayısıcı değilim. Yani benim Kayısım yok, dikili Kayısım yok ama Kayısı'nın bir Malatya markası olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bunu ama Malatya haricinde herkes kazanıyor. Güçlendirecek işler yapmak yani lazım.
Şimdi bu yani Malatya'da şöyle söyleyeyim, hakkında yemeyelim yani. 10 yıl önceki Malatya'daki kayısı fabrikaları da şimdiki kayısı fabrikaları aynı mı? Değil. Vallahi aynı değil. Çok gelişmiş fabrikalarımız var organize sanayide. Lisanslı depoculuğu. Coğrafi tescilini almış Türkiye'de. Tabii yani önemli şimdi. Yani biz şikayet ediyoruz da bakın kayısı da bazen kayısı fiyatları düşüyor. Şu anda kayısı fiyatları kötü değil. Kayısı fiyatları düşüyor. Bunu dengeleyecek işler yapmak lazım. Ama 130-140 liradan satılırken tüketici bunu 700-800 liralara alabiliyor. Yani aradaki uçurum çok işte fazla. O farklı bir şey. Yani o işliyorlar, evet. İşte paket diyorlar. İngiltere'de burada 7 dolar sattığınız kayısının fiyatı 25 dolar. Yani. Tamam ama Avrupa Birliği coğrafi tescilini aldıktan sonra buna dair herhangi bir çalışma yeterince yapmadık. Gaziantep'te tatlı 700-800-900 liralarda, Malatya'da 200 lira. Yani tatlı orada da tatlı, burada da tatlı. Evet. Orada da kayısı, burada da. Malatya'nın bu konuda daha fazla ya, emek vermesi lazım. Katma değerini artıracak ürünleri geliştirmek lazım. Evet. Kayısıyla da ilgili. Yani ne bileyim işte İlaç Sanayi'de kayısının çekirdeğinin tozu kullanılıyor. Evet. Yani kayısı çekirdek tozu, kayısı tozu olarak üretilebilir mi? Bunlar tartışılabilir. Ama bunlar benim böyle bir alanım değil. Evet. Bunu yapacak ekibi kurmak lazım. Evet. Bizim de... ama ana gündem maddeleriniz... Tabii ki. Bizim tarımla ilgili birinci maddemiz kayısı. Kayısını değerini artıracağız. Başka bir şey yapacağız. Eğer kayısının ürünü para etmiyorsa... Bakın bu deprem döneminde yaptıklarımızdan birisi de şuydu. Enkazda kalmış kayısıları, enkazda kalmak şartıyla... O zaman 50-60 civarında biz 80 liradan aldık. Eskişehir Belediyesi, ancak bütün Türkiye belediyeleri birer ton en fazla... Enkazda kalmış kayısılardan aldık ve sattık. Sonra yine kayısı para etmiyordu. Mansur Yavaş'la TSO Başkanı Sayın Oğuzhan Sadıkoğlu bir protokol imzaladı Akçadağ'da. Malatya kayısı götürüldü Akçadağ, Ankara'da satıldı. Bunları sağlarız, bunları yaparız. Ben İstanbul'a da satarım, Ankara'ya da satarım, İzmir'e de satarım. Sonuçta belediyelerde çeşitli bu ürünleri alıyorlar. Gıda paketi yapıyorlar, dağıtıyorlar vesaire. Bunların hepsini yaparım ben. Yani kayısının değerlenmesi konusunda her şeyi yaparım ben. Ben 12 yıldan beri ağzımdan kayısı lafı düşmüyor. Yanıyor kayısı diyorum, par etmiyor kayısı diyorum, suyu çözemiyor kayısı diyorum. Ya bunları çözer, bunlar bildiğim konular. Ama kayısının nasıl yapılacağını, yani argenin nasıl yapılacağını bir laf var ya işte. Biz geldiğimiz zaman kayısının tekrar tesisi kuracağız. Zaten şimdi bunu, hepsi kuruldu. Lisans depo var, yeni lisans pazar var. Bakın borsayla helva yapan yok aslında. Borsayla bakın, borsada başarılı bir borsa öyle başkanımız mi var? Ramazan Özcan. Evet. Onunla istişare içerisinde çalışacağız. Lisanslı depocunun en büyük ortağı Malatya Büyükşehir Belediyesi. Evet. Hala eksikleri var. Geçtiğimiz günlerde onları konuştuk. Bunları tamamlayacağız. Ticaret Sanayi Odası'yla işbirliği içerisinde çalışacağız. Organize sanayiyle ilgili işbirliği içerisinde çalışacağız. Örneğin Malatya'daki en büyük problemlerden birisi de genç işsizlik. İşsizlerimizin %60'ı 20-30 yaş arası. Bakın işsizlerimizin %60'ı 20-30 yaş arası. Ne yapacağız bunları? Bunların bakın bugün iftarda bir kızcağız çok üzüldü. Ben de üzüldüm. İş bulamıyorum dedi. Kız üniversiteyi dereceyle bitirmiş. İş bulamıyorum dedim ki seni özel fabrikalara gönderim. Ben tekstil fabrikalara çalışamam dedi. Yani onu neyde ben tekstil fabrikalara dikiş diktemeyeceğim. Ama onun vasıflarına uygun iş bulmak lazım. Bu neyle olacak? Meslek edindirmek kursuyla olacak. Kim yapacak? Malatya Büyükşehir Belediyesi ile organize sanayi işbirliği içerisinde yapacak. Ben fabrikaları geziyorum. Bakın geçtiğimiz günlerde Batalgaz'daki o tekel depolarındaki fabrikalara gittim. 400 kişi çalışırken işçi bulamıyor, 150 kişiyle çalışıyor. Bulacağız. Bunları yetiştireceğiz. Evet. Örneğin yani maalesef eğitim sistemimiz o kadar bozuk ki bankacılıktan mezun ediyoruz, iş yok. Ne bileyim tıbbi sekreter mezunu iş yok. Ya bu çocukların iş bulacağı şekilde bunları yönlendirmek lazım. Bir bunu yapacağız. Bir de meslek edindirme kursları yapacağız. Çok hızlı bir şekilde organize sanayide yani makastan usta arıyor. Ne bileyim oksijen kaynakçısı arıyor. Diş teknisyeni arıyor bazı iş. Bunların hepsini yetiştirmek lazım. Ve bunları iş birliği içerisinde biz yetiştireceğiz. Bir de İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu çok başarılı bir proje var. İstihdam ofisleri kuracağız. İstihdam ofisleri ne demek? Yani burada o yetiştirdiğimiz insanları organize sanayiyle ya da diğer iş yerleriyle, iş birliği içerisinde, otellerle. Çünkü Malatya büyüyen bir şey. İş kurun aslında tam olarak yapması gerektiği işi. Usta bulamıyor. Evet. Yani. Bunların hepsinin yetiştirilmesi lazım. Bir, iki, bakın ustaların yaşamış olduğu problemler birisi de şu. Maalesef düşük ücretle Suriyeli ustalar çalıştırılmaya başlandı. Ya bu konuda belediye gereken tedbirler alacak.
Biz mülteci düşmanlığı yapmayacağız ama kentinde sosyolojinin demografi yapısının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Peki. Şehrin gerçi demografik yapısı çok değişmiş vaziyette. Yani depremden önce de bazı sıkıntılar vardı ama depremden sonra o sıkıntılar maalesef artarak devam ediyor. Bir de şehir bir sessizlik içerisinde. Siz uzun yıllardır milletvekilliği yapıyorsunuz ve sürekli sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek sesle dile getirmeye çalışıyorsunuz. Ama şehirde de bir sakinlik var, bir sessizlik var, bir dinginlik var. Bu öyle kadar değil. Probleme rağmen. Öyle değil. Ya da bize böyle yansıyor, bilemiyorum. Şöyle, şehir isyan ediyor şu anda. Yani şehir İsyan ediyor, sahipsizliğinden isyan ediyor, sorunlarından isyan ediyor, çalacak kapı bulamıyor şehir. İsyan ediyor şehir şu anda. Ama Kahramanmaraş'ta gördüğümüz o tepkisel, mesela 6 Şubat, 5 Şubat gecesi biz Kapalı Çarşı'nın üstünde bir yayın gerçekleştirelim dedik. Akşam 7.30'da başladık. İkinci gün deprem saatine kadar, yani saat 1.30'a kadar devam edecektik. Sabah 7-7.30 civarında yayını kestik. O saatlerde Adıyaman'a bakıyoruz, Kahramanmaraş'a bakıyoruz, Hatay'a bakıyoruz. 6 Şubat sabahı. 6 Şubat. Yıl dönümünde bir yayın gerçekleştirdik. Evet. Oralarda insanlar sokakta, anma etkinlikleri var, Kur'anlar okunuyor bir tarafta, bir tarafta tepki var, niye bunu yaşıyoruz biz diye. Öyle bir tablo vardı ki Malatya'da çağrılarda bulunuyoruz, yalvarıyoruz insanlara adeta. Gelin tepkinizi buradan ifade edin, anlatın şeklinde. İnsanlar gelmediler, çok az sayıda insan geldi. Malatya'nın kendine şeyi var, böyle bir evet. Değişik bir şeyi var. Hatay'da 10 binlerce insan yürüdü. Evet. Maraş'ta aynı şekilde. Bak Malatya'da ben o saatte yaklaşık 12-13 milletvekiliyle beraber Hakim Bey apartmanına gittim. Evet. Yani Hakim Bey apartmanında 4-5-6 tane aile vardı. Devletten hiç kimse yoktu. Anma yaptık, sonra hayat sitesine geldik. İlginç bir durum. Hakikaten bu da tartışılması gereken bir durum. Yani bir sonuç alamayacağını mı düşünüyor acaba? Sonuç alamayacağını mı düşünüyor? Bir yılgınlık var, biliyor musun? Ama şu anda gördüğüm şey, bir isyan var şehirde. Ancak bu, yani Malatya bu tür eylemlere çok kapalı. CİMER'e başvurularda Malatya birinci sırada. Çok kapalı. İşte sosyal medyada tepki gösteriyor. Onunla konuşuyor. Evet. Onunla bir şey yapıyor ama bir, yani bunu tepkisini yansıtmıyor. Bir araya gelip şey yapmıyor. Örneğin bizim sivil toplum örgütleri de ilginç. Yani evet, aynen öyle. Birleşmiş Milletler'in kararına dünya 500'e büyüktür diye isyan ediyor ama depremle ilgili sesini çıkartmıyor. Yani. Çünkü sivil toplum olmaktan çıkmış durumda. Şehriyle ilgili konuşan konuşmuyor ya. Yani. Çok acaba güzel. Yani böyle şey var. Acaba ben devlete karşı bir şey mi söylemiş olurum? Ya da Malatya hala biliyorsunuz yani bir AK Parti'nin güçlü olduğu illerden birisi. Tabii. Bununla da ilgili bir durum olabilir. Ya biz sivil toplumun güçlenmesi lazım. Sivil toplum güçlü olursa belediye başkanı da yanlış yapamaz, valisi de yanlış yapamaz, milletvekili de yanlış yapamaz. Bakın Malatya'nın şimdi avukatlar bir tepki gösterdi. Ya Malatya'nın adliye sarayı, insan Allah'tan korkar. Evet. Malatya'nın adliye sarayı ilçelerde kötü ya. Yok ki. Yani bir 7-8 yerde. Yani konteynerde duruşma salonu. Ya öyle yani bakın bu depremle olan ilgili bir durum değil. Depremden önce de işte o MAGİM'in orada asansör olmayan bir yerde çalışıyordu. Ya Allah aşkına. Yani şimdi hadi başarılıyız diyorlar. Milletvekillerine söylüyorum. Eleştirmeyi diyorsunuz ya. Ya insan bir Malatya koca koca milletvekilisiniz. Malatya'ya bir adliye sarayı yapılmaz mı ya? Evet. Kuzey Çevreoğlu. Ona geleceğim. İlçelerin adliyesinde daha kötü bir adliyemiz var. Evet. Avukatlara bir sorun. Evet. Hakim savcılara bir sorun. Yani böyle yani insanın buna birinin ses çıkarması lazım. Ben şunu söylüyorum. Ben bunları konuşuyor muyum ama maalesef sivil toplum bu konuları konuşmuyor. Yani o da niye konuşmaz? Baro başkanı geçtiğimiz günlerde bir eylem yaptı. Avukata yürüyüş yaptı. Evet. Ya hala yeni ihalesi yapıldı. Hala temel atıldı. Bilmiyorum. Atıldı. Ne zaman bitecek? Bir tören yapıldı da ne oldu? Ne zaman bitecek? Yani bir de ama baroda yani depremden sonra bir tane dava açılmadı Veli Bey. Yani herhangi bir kuruma, bir müteahhit firmasına, bir devlet bir belediye yani bir dava bile açılmadı. Yani avukatlar muzdarip bu konuda. Bakın bizim İlçe adliyelerinden daha kötü bir adliye binamız bile yok. Evet, evet. Nerede yapıyoruz? Birini eski bir okul binasında, birini bilmem nerede. Yani olacak iş değil. Ya şehir maalesef Kuzey Çevreyolu. Kuzey Çevreyolu kaç yıldır konuş? Ben kendim bildim bileli konuş. Ali Helvacı buradaydı. Dedi ki eski müsteşarımız. Evet. Ben müsteşarken dedi imzası evrağı benim önüme gelmiş dedi. Ya hala konuşuluyor. Hala yarısı yapılabilmiş değil. Malatya'da bakın bir mavi tren vardı. 15 saatte gidiyordu. 280 lira şu anda. Şimdi
hızlandırıldı. Yani mavi tren haftaya iki kere düşürüldü. Bölgesel treni de unutmayın. Ya biz şeyi umarken, hızlı treni umarken mavi trende de olduk. Evet. Şimdi insanlar Sivas aktarmanı gidiyor. Sanırım 680-700 lira Ankara'ya gidişleri. Şimdi bunu evvela baba konuşuyor, vallahi konuşuyor. Şunu özel bir sorudur ama şunu sormak istiyorum. AK Parti'nin vekilleriyle ya da Cumhur İttifakı diyebileceğimiz Mehmet Fendol'u da katalım. MHP'nin vekili Ankara'da, koridorda, uçakta işte muhtemelen görüşüyorsunuzdur. Yani herhalde görüşüyoruz, düşman yani, değil ki. Yani görüşüyorsunuzdur. Bu Cumhur İttifakı'nın vekilleri size özelde Malatya'nın sorunlarıyla ilgili işte bakana söyleyemediklerini size aktarıyorlar mı? Yok, aktarmıyorlar ya. Ama ben kendim aktarıyorum. Örneğin Plan Bütçe Komisyonu'nda böyle yani... Ben Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim biliyorsunuz. Evet, evet. Orada o Plan Bütçe Komisyonu'nda yani yıkıyorum tabiri caizse. Böyle Malatya söz konusuna depremle ilgili yani çok şeyler konuşuyorum Plan Bütçe Komisyonu'nda. Etkili bir milletvekiliyim, onu da söyleyeyim yani. Etkili ben, Plan Bütçe Komisyonu çok zor bir komisyondur. Ancak küçük parlamento diyebilirsiniz. Yani kanunların yapıldığı yerdir. Her şey oraya gelir. Para oradan çıkar vesaire vesaire. Orada iyi bir de diyaloğum var AK Partili vekillerle, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'yla, Plan Bütçe Komisyonu üyeleriyle. Çok sert muhalefet ediyorum ama... Yani tütün için ediyorum, Malatya için ediyorum, yani Kayseri için ediyorum, sulama için ediyorum, üniversite için ediyorum. Yani iyi ve çok etkili bir milletvekili orada Plan Bütçe'de. Ben onların söylemediği şeyleri söylüyorum. Ama benim AK Parti milletvekilleriyle bir düşmanlığım yok. Örneğin geçtiğimiz dönemde Mehmet Fendoğlu'na o da çıkmamış yeni milletvekili olduğumda. Ben sosyal hayattan da tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşım. Aradım Mehmet Fendoğlu'nu. Mehmet abi dedim, bak senin odan yok, benim odamı lütfen kullanabilirsin, sen evinde hiç oda zorluğu çekmeyesin dedim. Konuşuyoruz. Arada örneğin geçtiğimiz dönem Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri gelmişti. Böyle biraz çekingenlerdi. Hiç çekinmeyin dedim, merak etmeyin, herkes çağıracağım. Özgür Hanım'ı da aradım. Bülent Tüfekçi'yi de aradım. Fendoğlu'yu da aradım. Ahmet Bey ve Hakkın Katar'ı da aradım. Yemeğe davet ettim. Kimisi uygundu, gelemedi. Kimisi kahveye geldi Ticaret Sanayi Odası'yla. Dedim korkmayın Vela Baba'dan. Korkmayın Vela Baba, benim milletvekillerim, ilimin milletvekili düşmanım mı? Şunu söyleyeyim ben. Bakın ben bir Malatya milliyetçisi diyorum ya. Benim meclis herkes bilir. Çok laf atarım, çok sataşırım. Şimdi ben Bülent Tüfekçi kürsüye çıkınca bakanlardan hadi laf asana diyorlar. Aa diyordum, atmam. Niye atayım, orada siz atın. Malatya'lı çünkü. Ama Özgür Hanım'la sanki bir şeye girmiştiniz. Özgür Hanım, ortaklığınız var mı Özgür Hanım'la? Çok fazla söylendi ya. Ortaklığım varsa size bağışlıyorum. Özgür Hanım benimle niye ortak olsun? Bilmem. Özgür Hanım İktidar Partisi. Bu kadar çok fazla haber çıkıyor ya. Özgür Hanım İktidar Partisi'nin ortağı. Ben bakan değilim. Belediye benimle niye ortak olsun Özgür Hanım? Bir de yani bu şehir efsanesi. Özgür Hanım ticari bir ya benimle niye ortaklığı olsun? Falan da yok. Bak buradan söyleyeyim, bazen konuşuluyor. Bazen konuşuluyor. Vela Baba'yla Özgür Hanım çalık ortak. Ortaksam, bir metrekare yerim varsa, bir kuruşluk ticaretim varsa Malatyalara bağışladım. Hülya Hanım size bağışlıyorum. Bir, yok öyle bir şey. Yani böyle bir dedikodu bu beni de yıpratmaya yönelik. Herhalde Özgür Hanım'ı. Benim ne ticaretim olacak? Benim çok ticaretim açık. Değil, evet. Yani ne olacak benim? Bakın benim ticaretim olsaydı o otel 12 yıl açılma. 12 kapalı yıl kalmaz. Kapalı kalır mıydı 12 yıl? Ortaklığım olsaydı resmen, bakın resmen o imardaki 80 küsur dosya vardı. Tek kapalı kalan, tek çalışmayan yer Vela Baba'nın ortak olduğu oteldi. Şimdi ortak olsa bu otel açılmaz mıydı? Ve yani burada da bu konuda hakkımı da helal etmiyorum onlara. Yani bu otelin kapalı kalmasında belediye başkanlarına, milletvekillerine ben bu konuyla ilgili herkesle konuştum. Ya yazıktır, günahlıdır dedim. 12 yıl açılmadı otel. O otel ortak olsa açılır mıydı? Açılırdı. Bir günde açılırdı. Yani karşıda inşaat var, yanında inşaat var. Aynı durumda olan inşaatlar. Evet. Yani o nedenle bu soruyu sordunuz da size çok teşekkür ederim. Sevgili Malatyalılar, hiçbir milletvekili ortaklığım yok. Hiçbir ticari bağım yok. Bizim 1974'ten beri aile şirketimiz var. Onunla çalışıyoruz. Yani halimizden de memnunuz. İtibarımıza şükür olsun yerinde. Yani yok öyle bir şey. Malatya'da herhangi bir AK Partili belediye başkanı sizde herhangi bir hizmet noktasında ya da başka konularla ilgili aradı mı sizi bu vekillik süresince? Ya şöyle, zaman zaman ihtiyaçlar olduğu zaman aramış olanlar vardır. Benim yani AK Partili belediye başkanı, örneğin Daren'de belediye başkanı İsa Özkan'la bir sorunum yok. Gittiğim zaman ziyarete gidiyorum. O da geldi Ankara'ya, beni ziyaret ediyor. Ne bileyim işte geçtiğimiz dönem Petürkiye Belediye Başkanı Mehmet Bey geliyordu. Ben geldim mutlaka belediyesine uğruyordum.
Yani ama bu yeşil... Ya şöyle bir şey var. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz zaman yani şöyle de bir çekinge var diyelim. Ya işte Yeşilyurt diyelim AK Parti, Battal Gazi AK Parti ya da... İnşallah olmaz. Bunlarla bir çekişme mi olacak yoksa Malatya bitmiş beraber hareket... Ya ben ne yapacağım? Yani örneğin bizim birçok ilçede dayımız yok. Ben yani onlara kavga mı edeceğim? Ne yapacağım? Onlarla işbirliği içerisinde hem Malatya'nın hem içine kalkılması için işbirliği yapacağım. Yani ama Mehmet Çınar olsaydı yapamazdınız herhalde. Ya şöyle bakın bak sanki benim Mehmet Çınar'la ilgili kişisel bir düşmanlığım varmış gibi. Yok. Evet. Ya Mehmet Çınar'ın ailesi bakın ailesi benim ticaret yaptığım bir aile. Ya şimdi iftirasam yanlış olur. Babası da abileri de ticarette düzgün insanlar. Yani ben ticaret yaptım onlarla yıllarca. Ta eski evet. Malatya'da iş yaparken ticaret yaptım. Ama bak ben milletvekiliyim bir ilin hakkını, hukukunu savunmak için bana bir görev verilmiş. Evet. Bir yanlış gördüğüm zaman söylemesem hakkımı yapmış olmam, yapmış işimi doğru yapmış olmam ve kul hakkı. Şimdi gri pasaport. Ben mi yaptım gri pasaportu? Evet, evet. Sen yaptın ben de ortaya çıkardım. Ya bunu ve çıkıp bir özür dilemediler. Bak evet. Gri pasaport rezalettir. Kesinlikle. Şimdi yeşil konutları. Evet. Yeşil konutları ya. Olacak iş mi? Topsöğüt konutları. Yeşil'deki Topsöğüt konutları. İnsanlar gitmiş belediye. O kadar çok mesaj var. Belediye güvencesiyle yani. Deprem konut depreme dayanan konut yapıyorum demişsin. Güvenceli konut, dirençli konut demişsin. Fakir fukara gitmiş memuru bilmem neyi. Ömründe hiç kredi almış, daire almış. Kimisi bir gün oturmuş, kimisi 6 ay oturmuş. Ağır hasarlı duruma gelmiş. Hala krediler ödeniyor. Şimdi hala krediler ödeniyor. Bunu ben söylemeyeyim mi? Evet. Bunu söylemeyeyim mi? Geldiğimiz zaman ona da bir çözüm bulacağız. Yazıktır, günahtır ya. Nasıl bir çözüm? Onu ya şöyle, soruyorlar çünkü. Eğer orada bir bakacağız. Biraz önce kentsel dönüşüm affedersiniz. Yerinde evet, yerinde dönüşüm dedim ya. Eğer o binalar bilmiyorum. Mahkemelik şu an. Kimi ağır hasardan evet. Orta hasara, kimi orta hasara az hasara. Onlar ciddi bir şekilde inceleyeceğiz. Gerçekten nedir? Bakın ben o vebala girmem. Hakim Bey apartmanı. Eğer 2020 depreminde ağır hasarlı yeri hafif hasar çevrilmeseydi 78 insan ölmezdi. Bunların hesabının sorulması da... Ya da Çavuşoğlu mahallesinde evet. 68 kişi ölüyor ya. Bu bir deprem falan değil, bu cinayet. Tabii. Cinayet bu. Hayat sitesi de bir blok birinci depremde evet. Yıkılıyor, ikinci blok ikinci depremde evet. Yıkılıyor mesela. Kapıcısı bile oturmuyor orada. Aynı yani. Şekilde. Şimdi bakın, ben o yeşil konutlarına bakacağım. Yerinde dönüşümle ilgili bakacağım. Eğer orada... Onların yere, o insanların üzerine masraf yüklenmesin diye fazla konut üretebilirsem o konut müteahhit aracılığı yaptıracağım. O insanların cebinden çıkmayacak. Yani bunu yapmaya çalışacağım. Ama arkadaş ya bu işin bir muhatabı olur. Bir utanması olur. Yani sen belediye olarak söz vermişsin, yapmışsın. Bari aldığın o günkü döviz kuru üzerinde bu adamların parasını ödüyor kardeşim. Bu adamlar hala kredi ödüyor. Evet. Yüzüne bak. Hala kredilerini ödüyorlar ve ortada ev yok. Bir de yeniden yapılacaksa o evler tekrar kredi çekmek zorundalar. Tekrar ödemek nasıl olacak zorundalar. Bu iş? Adam devlet memuru. Şimdi peki. Devlet memurunun bir ev alması hiç yani bütün hiç bu kredisi olmasın. Bu maaşla bir ev alması mümkün mü ya? İhtimali. Mümkün değil. Peki, Malatya ile tekrar... alakalı bir şey daha sorayım bu konuyla alakalı. Malatya'da depremden hasar gören vatandaşlar kredi çekmekte zorlanacaklar. Yerinde dönüşüm rakamları yetmiyor. O rakamların kesinlikle yükseltilmesi lazım. Kredi alabilmek adına şu anda 750'si zaten kredi Devlet Bankası'nda. Bir de ondan bir sürü kesinti olacak tabii biliyorsunuz. Tabii ki birçok sıkıntı var. Yani şu anda vatandaş da tam olarak bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de özel bankalar %90'ı bitmediği takdirde ekstra kredi vermeyecekler. Yani bu evlerin yerinde dönüşümle yapılabilmesi öyle kolay bir şey değil. Şimdi güzel cümleler siz ben ama. Hülya Hanım siz beni bir programa çağırın. Evet. Ben bunu nasıl yapılacağını size tabloyla göstereceğim. Tamam. 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 Söz mü? Söz. Çünkü bu önemli. Ben nasıl yapacağım? Bu yerinde şey dönüşüm değil. Yapıyor ya. 130 bin yerinde dönüşüm yapacağım. Nasıl yapacağım kardeşim? Evet nasıl yapılacak? Geleceğim ben size anlatacağım bunu. Sizi ikna edeceğim. Bir de yerinde dönüşüm değil de İkizce'de işte daha doğrusu Malatya'da yeni yerleşim yerleri oluştu. Oluşuyor. Şimdi buralara belediye mecburen girmek zorunda. Tamam ilçe belediyeleri de var ama Büyükşehir Belediyesi'nin de oralara hizmet götürmesi. İşte Meksaş gibi, Esenlik gibi, Motaş gibi. Bu da aslında ciddi bir mesele bana göre. Yani bu zamanında... İleride ciddi problem olabilecek. Zamanında yapılmazsa, zamanında bu hemen dikkate alınmazsa vatandaşların problem yaşayacağı bir durum. Yani bu konuyla ilgili ekibiniz sizin... Şimdi bir şey söyleyeyim size. Malatya'nın birçok problemi var ama... Önümüzdeki dönemki en büyük problemlerimizden birisi trafik problemi olacak. Evet. Nereye bakın organize sanayiye sabahlar 8'de 1 saatte gidemiyorsunuz. Evet. Yakın o TOKİ konutları bittiği zaman insanlar yaşamaya başladığı zaman
Bırakın bir saatte, iki saatte gidemezsiniz. Allah korusun bir de kaza oldu de, köprüde. Allah korusun köprüde bir kaza oldu ya, veya bir arıza oldu, bir tamirat oldu. Malatya'nın, Malatya merkezinin Doğanşehir'le, Akçadağ'la, Kayseri'yle, Ankara'yla, Mersin'le, Adana'yla iletişimi kesiliyor. Yani o viyadük yetersiz. Bir altta köprü var ama çok uzak. Bir, bakın Şahane Annan var. İki, o yakınca böyle İkizce bölgesinde bir ya tünel yapmak lazım ya bir viyadük yapmak lazım. Bununla ilgili bir arkadaşlarımız çalışıyor. Bir yap, araştırma yapın. Mutlaka bir alternatif yol yapılmalı oraya. Maalesef bakın hani her belediye başkanı ben raylı sistem getireceğim, tramvaya getireceğim. O mümkün değil. Sizde yok mu öyle? Var var da bu organizeye getirmek mümkün değil. Niye? Çünkü raylı sisteme uygun bir viyadüğümüz yok. Raylı sistem Sayın Sami Er bunu vaat etti ama bir de trambüs gerçeği var. Bunca yatırım var. Trambüs nereden dönüyor şimdi? Ne olacak? Şoför şimdi? Okuluna gelmiyor trambüs. Maşinin oradan dönüyor. Maşinin oradan dönüyor. Yani bunların hepsinin doğru bir anlayışla yapılması lazım. Ne yapacağız? Türkiye'nin en uzman ekipleriyle çalışacağız. Türkiye'nin siyasi görüşüne bakmadan Malatya'nın en liyakatli ekibiyle çalışacağız. Bu sağcı mı bu solcu mu diye bakmayacağız. Bakın Malatya'nın maalesef önümüzdeki dönemine yönelik tek planlı bir şey var. Doğru planlanmış. Ne biliyor musunuz? Şehir mezarlığı. Planlı gidiyor. Evet. Şehir mezarlığı bakın. Doğru onu herhalde sanırım Mehmet Kırçıval almış. Allah'tan rahmet diliyorum. Seyhan Semercoğlu'nun emekleri Hamido, var. Hamido geliyorum. Hamido iki İbrahim ve Hamido İbrahim ve Hamit Fendioğlu. Sonrasında Naci Şavatan'ın emeği var. O da belediye başkanlığı yaptı ama bakın ilk açılan Seyhan Semercoğlu döneminde açılıyor. Allah rahmet eylesin Seyhan abiye. O da Malatyalı düzgün bir adam, insandı. Münir Öykan'ın emeği var. Mehmet Yaşar Çelçin'in emeği var. Ahmet Çakır döneminde gazetehanesi modern hale getirildi. Cem Alakın, Ahmet Çakır. Selahattin Başkan döneminde de şimdi bir daire başkanlığı yaptı. Tabii. Evet, şimdi oraya inşallah güzel bir cami projesi çiziliyor. İnşallah evet. Allah bana nasip eder oranın temel atmasını ve bitirilmesine bana nasip eder inşallah. Orada yapacağız. Yani maalesef Malatya'nın yani 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ne olacağıyla ilgili bir önümüzde bir şey yok. Yani bakın bu şehir içi trafiği. Şehir içi trafiği. Görüyorsunuz herhalde. Evet. Yani depremden önce de depremden Kuzey sonra. Kuzey çevre yolu bitmeden de çözülmeyecek. Çözülmeyecek. Bir şey daha söyleyeyim. Malatyalı araç sahiplerinin yaşamış olduğu en büyük problem ne biliyor musunuz? Yollar. Hem çevre yolları. Kalitesi. Hem şehir içi yolları. Maalesef büyük arızalar doğuruyor. Aa, ne güzel. İlk defa bir milletvekili bunu söyledi. Yani şükürler olsun. Bu bir sorunmuş. Geçtiğimiz... Aynen öyle. Bizim gibi sorun yaşıyor musunuz? Araba giderken sıkıntı yaşıyor mu? Ya ne sıkıntı yaşıyor? Hem de nasıl? Ben şimdi... uçtuğunuzu falan düşünüyordum. Otobüsle artık. Geziyorum. Otobüs bir de ayaktasınız otobüste. Ayaktayım. Yani otobüs. Bir servet diyorlar ya aslında bunun hesabı yapılsa sanayide. Tabii yani, ki yani. Yazık. Günaydın. Biraz seçime dönelim mi? Şimdi bir hesabınız var mı? Mesela Fendoğlu'na verilen oyların ne kadarı bu dönemde size döner ülkücülerden? Anket yaptırıyor musunuz? Başta söyledi ama %20 dedi AK Parti'de MHP'den. O tam oranı vermedim. O anketle alakalı yani, söyledi de. Yani tam oranı vermedim ama yani şöyle bir şey duygu hakim oldum. Şeyde bir belediye başkanlığı seçimi bir siyasi parti seçiminden öteye taşınmış oldu. Evet. Ben herkesten oy alacağımı görüyorum. Anket yaptı. Anket yani bir 4 Şubat 12 Şubat anketi var. Burada güzel sonuçlar var bizimle ilgili. Ama bir anket de daha yaptıracağız. Anket şu ben sokakta görüyorum. Otobüste gezerken ben geçtiğimiz cumartesi günü akşam Kışla Caddesi'nde AVM'ye gidindim. Yağmur yağıyor. 1,5 saatte gelebildim. Trafik mi yoğundu yoksa? Bilemem. İnsanlar önümüzü evet. Kesiyor. Bakın bugün neredeydik? Ama dur. Bu seçime gerçekten hem müzikle hem otobüste yani biraz çok farklı girdiniz. Bu hayır, daha önce Veliha Baba'dan yani. Bir rekabet yani, olduysa Veliha Baba'dan göremediniz. Bu belediye yerel seçimi diye mi böyle sizce? Yok ben 2015 seçimlerinde hatırlarsanız LED ekranlı kamyonetler, otobüsler, tırlar orada öyle çalıştım. Ama bu şekil bu seçim sanki biraz daha profesyonel. Müzikler mesela saz var, davul var, zurna var, yörenin dombura müzikleri var. Dombura var. Hayır, kaval var, ney var. Refah Partisi'nin müziğini bile andırıyor yani insanı. Şimdi o bu Yaşa Malatya'nın müziğini ve sözlerini kim yaptı biliyor musunuz? İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde yaptı. Murat İde bir gün bir şey gönderdi. Acayip güzel de bir marş. Yani böyle tam bir bütün Malatya'nın içine sayılıyor ama böyle beni de anlatan Yaşa Malatya diye bitiyor. Onu o yaptı. Öbür bu gelen Vela Baba Vereli'nin Malatya. O da çok evet. Güzel. Onda tam halay çekilecek evet. Parça yani. Mahir Yiğitler seslendirmiş herhalde değil mi onu? Kim? Yok. Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin sahip benim arkadaşım, yakın arkadaşım. Sözlerini o yazmış. Onların bir plak şirketleri var. Özdemir Plak. Müziğini onlar yapmış. O gönderdi bana. Yani sonra bir tane bir daha var.
Malatya'nın uyarlamış. Onu da Bursa milletvekilimiz Nurhayat Kayışoğlu yapmış. Şimdi biraz önce bir müzik dinlettim size. Polatlı bir müzisyen arkadaşımız yapmış. İsmini vermeyeyim şimdi. Yani böyle hediye ediyorlar yani. Tüm Türkiye'sine çalışıyor. İsmini söyleyeyim. Cansel Orman yapmış. Cansel Orman Karabük'ten yapmış, göndermiş. Depremde, pandemide yanımızda Ağbaba diye bir türkü yapmış. Biraz önce size dinlettim. Onu yapmış. Güzel yani. Hep bunlar gönül işleri. Son olarak ben şunu sorayım, bitirir üzere de. Rakiplerinizi aradınız mı? Herhangi bir telefon görüşmesi yaptınız mı? Ya şöyle bir şey oldu mu? Ben Sami Er'i aradım. Başarılar dilerim. Bilal Yıldırım'ı baştan aradım. Sanırım onu siz aradınız, siz mi onu aradınız? Ben aradım. Bilal Yıldırım ben aradım demişti. Ben Sami Er'i aradım. Bilal Yıldırım'la konuşamadım. Evet. O aramış olabilir muhtemelen. Ha. Ben de onu aradım ama Bilal Yıldırım'la görüşemedik. Ama şöyle, gittiğimiz ilçelerde seçim bürolarını ziyaret ediyorum. Otobüse geçerken eğer karşılaşıyorsak onlara selam veriyorum ki bütün seçim bürolarına gitmeye çalışıyorum. Laf atıyorum onlara bazen, yani işte bana ülkücü işareti yapılınca seni seviyorum kardeşim, ülkücü kardeş kolay gelsin diyorum. Yapıyor musunuz ülkücü işareti? Bazen Rabia işareti yapılıyor. Karşılık veriyor musunuz bu şekilde? Rabia bitti. Niye vermeyeyim? Yok, ya Rabia işareti yapamam. Veli Bey, Rabia bitti ama. Rabia unuttular. Onlar da yapmıyorlar. O şey. Şimdi varsa yoksa sizi var, evet. Onlar da yapmıyorlar artık. Ya niye sevmeyeyim? Ya bu şehrin en çok sevdiğim seçmen kitlesi kim biliyor musunuz? Gençler, bayılıyorum. Kurban olurum ben onlara. Evet, değil mi? Siyaset. Bayılıyorum. Ya bir de çok ön yargılar yok. Yani şeyi yok. Yapıyorlar mı bana, özellikle lise çağındaki çocuklarla da diyalogum çok iyi. Bağırıyorlar, laf atıyorlar, ben onları atıyorum, gelin bakayım tanışalım diyorum falan. İyi diyalogum var ya, seviyorum yani bu. Bir de yani bir farklı gözle bakamıyorsun ki yani. Benim de oğlum var, kızım var. Muhtemelen bir oğluma benziyor, bir kızıma benziyor. Yani onlarla gayet ilişki kurabiliyorum. Şey konusunda sıkıntım yok. Yani sahada ilişki kurma, esnafla oturma, çay içme, efendime söyleyeyim hasat etme, laf atma. Ben çok laf atıyorum örneğin. Çok bazen güzel, çok, geçen sosyal medyada yine bir şeyim var ya, ilk çıkarken Malatya'ya. Evet, bir kelime diz evet. Sürtüşmesi diyelim. Diz sürtüşmesi değil, ne diz sürtüşmesi. Diyorum ki Malatya için göğsümü, vücudumu sokacağım diyorum. Gövdemi taşın yani, altına koyacağım. Ya bunda ne var yani? Evet, evet. Ama o insana tanıdıkları için ben yani... Ya başını sonunu kesince direkt onu verince yani, işte... Kesince değil. Evet. Gövdemi taşın altına koyacağım diyeceğim. Ne var bunda? Gövdemi sokacağım. Ya ben Malatya için bak öyle ama. Diyorum bak. Kabul canımı dişime takacağım. Gece gündüz evet. Demeden çalışacağım. Bunda ne var? Evet. Tamam da biraz daha dikkatli olmak lazım. Ne var bunda? Yani şimdi ama ya farklı... Ya bu olabilir ya. Seçim şöyle, sürecinde olabilecek bunda, bir... Bunu kim çıkarttı? Bunda kim yanlış anladı? A Haber anladı. Ülke TV anladı. T24 anladı. Misfak Caps. Akit TV anladı. Bundan yanlış anlayan onlar anladı. Bir tane Malatyalı sen niye bunu söyledin de ayıp demedi bana ya. Ha yani Malatyalılar çekti. Yok yok ya, ama ne dediğimi anlıyorlar canım. Her şeyi konuşuyoruz. Benim samimi olduğumu biliyorlar. Ben bu konuda yani ben samimim öyle. Kendimi yazdım. Hata yaparım, yanlış ben yaparım. Ben yaparım tabii. Evet. Niye yaparım ya, insanım ben de. Yani şey değil mi ki, hata da yaparım. Dil de sürçüyor bazen. Bazen yanlış ifade edebiliyorsun kendini. Kaç saat uyuyorsunuz mesela? Nasıl? Kaç saat uyuyorsunuz? Vallahi ya, yani 6-7 saat uyumaya çalışıyorum. 6-7 saat uyuyarak 18 saat dışarıda çok, olan bir insanın... Çok doğal hani, bir şey. Planlı programlı mı konuşuyorsunuz tamamen böyle... Şunları planlı programla hazırladık. Prompter var mı prompter? Yok prompter yok. Prompter yok yani. Prompter olsa çok şaşırır. Şurada yazılanları ben işselleştirmişim de konuşuyorum, anlatıyorum ne yapacağımızı. Nasıl aday olduğumu anlatıyorum. Burada konuşuyorum, bir yerde konuşuyorum. Şimdi iki konu var. Bu çok önemli hakikaten. Belki yok, sanayi sitesini konuştuk. Şimdi Özgür Özel'le dostluğunuzu ben biliyorum. Yani 2018 Muharrem İnce'nin aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Malatya'ya gelmiştiniz. Bir otelde karşılaşmıştık. Yanınızdaydı. Çok iyi bir dostunuz ama sanki Özgür Özel'le bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibindeyken Özgür Özel'le hareket edişiniz sanki bir pozisyon almak için mevcut genel başkanınızı yani o uygun ifadeyi kullanmak istiyorum, bulmak istiyorum aslında. Yarı yolda bırakmışsınız da Özgür Özel'i desteklemişsiniz gibi. Bunu da anlatmaya çalışan, bunu da söylemeye çalışan insanlar oluyor. Burada ben şunu biliyorum. Hani çok eski bir hukukunuz var Özgür Özel'le. Hatta Kurultay gecesi WhatsApp'tan size mesaj bile atmıştım bu konuyla alakalı. O durumu biraz açar mısınız? Şimdi yani? Şöyle 14 ve 28 Mayıs seçimleri bizim parti tabanında müthiş bir duygusal kopuşa ve büyük kırılmaya yol açtı. Ben 28 Mayıs sabahından bir gün sonra bir basın toplantısı yaptım.
Çağırdım basın mensupları saat 2'ye. Niyetim genel başkan yardımcına istifa etmekti. Yukarıdan aradılar. Şimdi şu anda istifa edersen zarar verirsin dediler. İstifa ettirmediler beni. Daha sonra ben Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na gittim. Durumu anlattım. Ne görüyorsam onu anlattım. Eğer aday olma niyetiniz varsa bile aday olmayacağız ilan edin. Belki insanlar sizi zorla getirir adayı yaparlar dedim. Ama yani ben Kemal Bey'e bir yanlış veya yarı yolda bırakmak gibi veya ihanet gibi bir şey yapmadım. Gittim ne yapacağımı kendisine anlattım. Özgür Özel bir gün bir gazeteye röportaj verdi. Benim de bilgim haberim yok. Bir baktım ben eğer görev verirse genel başkanla da aday olurum. Bir açıklaması oldu. Sonra aradım ya sen niye bunu yaptın? İşte dedi ki abi sana danışsam sen bunu olma diyeceksin. Ya, olma diyecektin derdin dedi. Bir yola çıktı Özgür Özel. Özgür Özel benim 2011'den beri abim Hürle hukukum neyse onunla da hukukum o. Öyle bir hukukum var. Ben Özgür Özel'in namuslu bir adam olduğunu biliyorum. Benim tanıdığım en zeki adam olduğunu biliyorum. Benim tanıdığım en pratik zeki adam olduğunu biliyorum. Ve 2012'de ona grup başkan vekili olduğu zaman demiştim ki Özgür Başkan, Özgür sen bu partinin genel başkanı olacaksın. O zaman seçimi kaybetmiştik. O günden beri ben Özgür Özel'in siyasetine, dehasına, yeteneğine inanan biriyim. Bunu her yerde söylüyorum. Yani bazen öyle kritik dönemlerde kritik hamleler yapıyor ki ya nasıl müthiş bir insan diyorum. Maalesef hemen kurultay oldu. Aday belirleme, seçim Özgür Özel daha Türkiye tanıyamadı. Yani göreceksiniz Özgür Özel'i. Özgür Özel de ihanet etmedi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bakın Türkiye'nin en tarihi, en düzgün kurultayını bu parti yaptı. Kavga olmadı, bir yarış oldu. İlk defa bir genel başkan ve seçimle gitti. Bir genel başkan seçimle değişti. Ben şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında olumsuz bir cümle, bir kelime dahi konuşmadım. Bundan sonra da konuşmam. Benim üzerimde hakkı olan, hukuku olan birisidir. Siyasi büyüğümüzdür. Hiç görüştünüz mü kurultaydan sonra? Görüştüm. Görüştüm. Yani gördüğüm zaman önümü iliklerim, yani hazır ola geçerim. Öyle bir vefam da var. Öyle bir duygusal bağım da var Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Asla ne kurultay döneminde, ne kurultaydan önce, ne kurultaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında bir kelime olumsuz bir şey söylemedim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na evet yakını mıydım? Yakın çalışma arkadaşıydım. Bakın kurultay yaptığı konuşmada birçok örnek verdi. İşte saha açılma tartışmaları var ya. Ben taşeron çalıştığı yaptım. Ben sokak çalıştığı yaptım. Ben OHAL çalıştığı yaptım. Ben cezaevleriyle ilgili. Hepsinin, onların hepsinin altında Vela Baba'nın imzası var. Yani Kemal Bey'in vermiş olduğu görevle hepsini Vela Baba yaptı. Yani taşeronu da kıdem tazminatı ile ilgili de Suriye konferansında Vela Baba yaptı. İnsan haklarıyla ilgili. Tabii insan haklarıyla ilgili. Dolayısıyla yani şunu şuraya getirmezler. Kimse Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden Vela Baba'ya politika yapmaya kalkmasın. Ben hiçbir saygısızlığım olmadı. Bir ihanetim olmadı. Tekrar söylüyorum. Özgür Özel'le eğer aday olduğu zaman ben Özgür Özel'i desteklemeseydim ben oğluma, kızıma bunu anlatamazdım. Oğlum, kızım hayatları boyunca adam satarlardı. Ben Özgür Özel, herkes biliyor ki Vela Baba deyince akla Özgür Özel geliyor. Özgür Özel deyince Vela Baba akla geliyordu. Genel başkan oluncaya kadar Özgür Özel. Ben yani evimde yani abi kardeş ilişkimiz var bizim Özgür Özel'le. Evet. Ben Özgür Özel'i satsaydım, ona destek vermeseydim oğlumu anlatamazdım. Oğlum ömür boyunca adam satardı. Peki, son bir soru sormak istiyorum. Siz büyük şehri kazandınız diyelim. Yeşillurt ve Battalgazi kaybettiniz. Ve belediye meclisinde de istediğiniz çoğunluğu ele geçiremediniz ya da alamadınız. Topa da ördek olur musunuz? Kimle çalışacağım ben? Yani çalıştığım insanlar başka ülkenin insanları mı olacak? Malatya'da tanıdığım, kimiyle alışveriş yapmışım, kimiyle siyaset yapmışım. Hiç topal ördek. Mansur Yavaş topal ördek mi oldu? Ekrem İmamoğlu topal ördek mi oldu? Yılmaz Büyükeşen çoğunluğu mu vardı? Yılmaz Büyükeşen topal ördek mi oldu? Topal ördek olmam. Yani ben örneğin yerine dönüşüm diyeceğim. Belediye destek verecek diyeceğim. Kim karşı çıkacak buna? Yani Malatyalı karşı çıkar mı buna? Bu belediye meclisleri Malatyalı değil mi? Şu andaki mevcut başkan Selahattin Gürkan hakkında dün ya da ondan önceki gün toplantı yapıldı. O toplantıda Günlük tabelinden yani CHP'li üyeden MHP'li bütün üyeler
ortak kararlar alındığını ve çok güzel bir meclis yürütüldüğünü ifade ettiler. Bu çok güzeldi. Devamlılığı aynı şekilde gelir. Şimdi Selahattin Gürkan Malatya'nın hayırına bir şey getirip de bizim partilere nasıl hayır diyecek? Onu bırakın. Yeşilyurt Belediyesi'nde Mehmet Çınar Yeşilyurt'un hayırına bir şey getirdiği zaman CHP'li üyeler hayır mı dedi? Yani ben şimdi iyi bir şey yapacağım, AK Partili üyeler ya da Yeniden Refah Partililer hayır diyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle olmayacak. Ya ben onu o ilişkiyi güzellikle, sağlarım. Birlikte beraberlikle kardeşlik hukukuyla Malatyalılığa vurgu yaparak çalışacağım. Ben o ilişkiyi sağlarım. Hiç merak etme. Malatyalılara merak etme. Ha bir şey daha söyleyeyim. Buradan. Bazen aleyhimde propaganda yaparken AK Partili arkadaşlar diyorlarmış ki efendim Vela Baba muhalefetin milletvekili. Vela Baba gelse bu şehri nasıl uyumu sağlayacak? Bakın şimdi 3 belediye AK Parti'den. 4 milletvekili AK Parti'den. Bakanlık. Bakan AK Parti'den. Bürokrasi. Bürokrasi AK Parti'den. Allah aşkına depremden bir yıl bir ay geçmiş. Malatya bundan daha kötü olur muydu? 6180 daire. Ha. Bir başka şey. Bir başka şey. Bakın. İstanbul'u muhalefet yönetiyor. Bir çarpıcı örnek vereyim size. Eskişehir Belediyesi 1999'dan beri Yılmaz Büyükeşen yönetiyor. Eskişehir'de ben okudum. Eskişehir tozu meşhurdu yazın. Evet. Kışın çamuru meşhurdu. Şimdi neyi meşhur? Şimdi Porsuğu meşhur. 1,5 milyon turist ağırlamış bu. 1,5 milyon turist ağırlamış. Kim yapmış bunu? İnanılır gibi. Yılmaz Büyükeşen yapmış. Her Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yerel yönetimle. Bak bir, İstanbul tabii, Belediye Başkanlığı. Bir yerel yönetimle. Bir yerel yönetimle. Bir kentin ekonomisinin nasıl kalkıldı Eskişehir'de gördük. Sosyal hayatın nasıl değiştiğini Eskişehir'de gördük. Kültür şehir olduğunu Eskişehir'de gördük. Bakın Bursa turist almıyor. Eskişehir turist alıyor. Yani ben bunlardan örnek almayacağım. Ben bunlardan proje almayacak mıyım? Ben İmamoğlu'ndan, İstanbul'dan destek almayacak mıyım? Ankara'dan destek almayacak mıyım? Yakında Mansur Yavaş'la ilgili tarımla ilgili otopik proje çalışıyoruz şu anda. Hayvanlar nasıl bedava dağıtıyorsun? Çiftçiye nasıl destek veriyorsun? Bunların hepsini çalışıyoruz. Esnafa pandemide para dağıttı. Taksiciye mazot desteği verdi. Evet. Bunları yapacağız hepsini. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben yerinde dönüşümü anlatacağına söz ben verdim. Bir programda geleceğim bunu İnşallah. Anlatacağım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son olarak sormak ve de söylemek istedikleriniz. Kendi aramızda değerlendiririz programı. Hakikaten enerjimiz yüksek. Sadece Riyan mı arada programlarda çok sallıyorsunuz. Az sallayın. Evet. Ben doğru ya doğru. İlk otobüsü her yere gitmesi sakıncalı olur mu diye. Niye? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bilal Yıldırım da bu arada otobüs Bilal Yıldırım giydirmiş da yapmış, şimdi. Samer'de otobüs giydirdi. Yapmış. Tamam eleştirimi geri alıyorum. Hepsi otobüsle geziyor şimdi. Tabii hepsi otobüsle geziyor. Bir de şey müziği de çok eleştirdim. Aslında şeyi de eleştirdim. Sizin ilk 4'te mi 5'te programınız bitmişti. AK Parti'nin 11'de programı bitmiyor. Ha. Yani erken niye ama şimdi görüyorum 8, 9, 10'a kadar hangi programı. Hangi 4'te program bitiyor? Ya bu ya, çok mahalle tartıştık. Yok. Akşam 4'te mi bitiyor? Yok. Ya attığınız programlar var ya. Ya akşam önemli bazı şöyle. Mesela atıyorsunuz. Her programı yazmıyoruz ki. 17.30 yazmış. Mahir de diyor şimdi, ki niye bu kadar çalışıp bırakmıyor? Ben şimdi gidip çalışacağım şimdi. Ben her şeyi yazamıyorum ki. Örneğin bir iftara gidiyorum. Bugün örneğin 3 yöne iftar verdik. Hmm. Birini yazabildim. Gündüz Bey de örneğin arkadaşa gitti. Bizim Yeşil... Yani özel bir yerlere gidiyorsunuz. Tabii yerlere. Yeşil Belediye Başkanı Alper Gürsoy gitti. Bir iftara Sayın Ali Karakuş gitti. Yani görev paylaşımı da yapıyoruz. Şimdi beraber çok iyi uyumla çalışıyoruz Alper Gülsoy ve Ali Karakuş'la. İyi de çalışıyor arkadaşlarımız. Bir de bazı özel programlar oluyor. Yani ne bileyim duyurulmaması gereken bir program oluyor. Bir de ben çok kalabalık gezmeyi sevmiyorum. Çok kalabalıkla gezmeyi, esnaf gezisi kalabalık yapmak istemiyorum. Yani televizyona bile 4 kişiyle geldi. Ama vekillikte de öyle. Biz sizi öyle biliyoruz. Evet. Tabi bu bazen arkadaşlarımız kızıyor. Bugün örneğin Tembelli'de çay ocakları ziyareti vardım. Gittim 5-6 tane bir tane Girmar'dan bir aile gelmiş. Benimle resim çektirmeye. Duymuş gelmişler. Orada geziyorlar. Bir organizasyonelde çalışan arkadaşlar gelmiş. İşçi arkadaşlar. Onlarla resim çektirdik. Sonra 15'te kadar çay ocağına girebildim. 2 yıl, evet. 2 yıl önce bir çay ocağında babamla karşılaşıyor. Babam işte tanışıyorlar. Mahir bana çok sallıyor demişti. Babama şikayet evet. etmiştiniz. Evet şeyde Akpınar'da. Evet, evet. Akpınar'da bir çay ocağında dedi ki ben Mahir Temur'un babası hangi Mahir Temur'un dedim. Gazetede senin oğlun bana ne kadar çok sallıyor dedim. Aradı beni niye fazla sallıyorsun dedi. Bir şey söylemek istiyorum Fatih.
bir ismini vermek istemediğim biri şey yazmış. Deneyimli sunucu Hülya Kaya'nın çuvalladığı anlar, insanların bana olan ilgisi yüzünden Kışla Caddesi'nden AVM'ye 1,5 saatte geldim dediniz ya az önce. Ben de espri yaptım ya, o ironiydi, gerçek değildi. Şakaydı, espriydi. İlla her espriye de espri denmez. Onu da hatırlatmış olayım. Sosyal medyasından paylaşmış, o bölümü almış olduğu gibi paylaşmış. Ya ben şimdi basın mensupları iftira atırmadığı sürece. Evet. Yani hakaret edilmediği sürece eleştir tabii ki olacak. Ben siyaset adamım. Yani ben Ağababa ticarette vela ağababa olsam herhalde ben eleştirmezsiniz. Tabii ki. Yani memnun kalmazsanız arkadaşlarınızı. Ama ben siyaset adamım. Yani bu eleştir olacak ama bakın bazen çok acımasızca çok hakarete varan şeyler atılıyor. İftiralar atılıyor. İftiralar atılıyor. Yani bunlara ben üzülüyorum. Yani yaptığım bir şey de yok. Üzülüyorum. Üzülüyorum yani. Ben yoksa siz de siz en sert eleştiriler yapan gazeteci. Ben hiç sizden bana karşı böyle bir tepkiniz olduğunu görmedim. Yani, ya da Hülya Hanım arada işte sabahları sallıyor bana, ne yapalım? Evet. Çokça sallıyorum. Hayır, salladığımı yüzünden de söylüyorum ama bizim işimiz bu. Tabii ki sallamak değil de eleştirmek bağlamında. Ya tabii ki eksiğimiz çünkü varsa. Çünkü beklenti yüksek. Bakın, bu hani sivil toplum dedik ya, bak sivil toplumun güçlü olması lazım. Basının güçlü ve özgür olması lazım. Evet. Yani aynı kalemle aynı haber bültenleri yayınlıyor işte. Bunda problem var. Kesinlikle. Bakın. Siz bir depremde bir yazı yazdınız. Siz. Evet, evet. Malatya'nın utanmaz. Yani bakın hepimiz eleştiren bir yazıydı. Evet. Ama Türkiye'de gündem oldu o yazı. Evet. Bütün yani belki milyonlarca paylaşıldı o yazı. Ama bu yapılan doğru bir şey. Ben eksik yapılana bir ses çıkarmıyorsam Vela Baba'yı eleştireceksiniz. Eğer Vela Baba görevini yapmıyorsa, yarın burada konuştuk. Vela Baba belediye başkanı oldu. Bunları yapamazsa Vela Baba'yı eleştireceksiniz tabii ki. Niye eleştirmeyesiniz? Bak birinci bölümde peki. Bir mesaj gelmişti o yazıyla ilgili de şöyle diyor. Veli Bey diyor, ben 20 gün boyunca deprem esnasında kıyafetini nadir değiştirdiğini gördüm. Hep eski kıyafetteydi. İşte AK Parti vekilleri her gün kıyafet değiştiriyordu diye bir mesaj. Ya ben tabii kimseye hedef göstererek söylemiyorum ama bak ben bir gün terk etmedim. Bak bir gün şehri bırakıp başka şehire gitmedim ben. Ne demek istediğimi anlayın. Peki. Artık kapatıyoruz. Veda vakti. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Gerçekten 3 saat geçti ama nasıl geçtiğini biz anlamadık. 3 saat mi oldu? 3 saat oldu. Ben de 11'de toplantım vardı, oraya geç kaldık. Artık sahura kadar çalışırsınız otelde. Yapacak bir şey yok. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Vela Babay'dı. Er Meydanı'nda sorularımızı sorduk, cevaplarını verdi. Artık karar tercih sizin. Belki bir yayın daha yaparız seçimden önce yetişirse. Yapmayı da isteriz. Son tabloyu, son durumu konuşmak isteriz o yayında da Sayın Ağbaba'yla. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımız Hülya Kaya ve Mahir Temur'a teşekkür ediyoruz. Programa sorularıyla, fikirleriyle, düşünceleriyle renk kattılar. Er Meydanı yarın yine saat 21'de Er TV'de olacak. Bir başka seçim özel konuyla beraber tabii. Er TV'den artık bu gece bu kadar sevgili izleyiciler. Yarın 21'de Er Meydanı'nda görüşünceye dek hoşçakalın. Malatya, bu gelen Veli Ağbaba, ver elini Malatya.